Haber Haber ekranlarına hoş geldiniz. Nurköy Özker ben. Haftaya Bakış programıyla karşınızdayız. Oldukça hareketli bir gündem var. Özellikle iç siyaset cephesinde ve özellikle de CHP'de diyebiliriz. Peş peşe gelen adaylık açıklamaları var. Hepsine hep birlikte bakacağız. Konuklarımı takdim edeyim öncesinde sizlere. Gazeteci Ceyhun Bozkurt bizimle. Hoş geldiniz. Dostlara da selamlar. Teşekkürler, sağ olun. Dış politika uzmanı Doktor Alihan Limoncuoğlu bizimle. Siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar, büyüklerime saygılar, selamlar. Teşekkürler. Hukukçu Cem Kaya bizimle. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi CHP cephesinde hareketlilik var demiştik. Peş peşe genel başkanlık için açıklamalar geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ben adayım dedi. Sadece bunu söylemekle de kalmadı, aslında mevcut CHP yönetimini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldukça sert bir dille eleştirdi. Ardından Profesör Doktor Orsan Öymen de adaylığını açıkladı. Nereye gider bu adaylık meselesi, hepsini konuşacağız. Ceyhun Hocam, başlayalım mı sizinle? Başlayalım. Nasıl yorumlarsınız bu adaylık açıklamalarını? Valla adaylık açıklamaları hayırlı olsun. Yani sonuçta Türk siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir parti. Muhalefet de önemli bir parti. Ama sıkıntı şu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışmamızın nedeni şu. Cumhuriyet Halk Partisi köklerinden kopartılmış. Türk siyasetine, Türkiye'ye maalesef çok ağır belki bir ifade olacak ama operasyonel anlamda, daha doğrusu operasyon yapmaya yönelik bir kadrolaşmaya sokulmuş, bir siyasete sokulmuş bir parti. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçmesinden sonra yaptıkları, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirilerin hep temel nedeni aslında o köklerinden kopartılmak başta olmak üzere. Ama tabii ki millet de bu çerçevede gereken tercihi yapıyor ve bu siyasete oy vermiyor. En son yenilgiyi de 14 ve 28 Mayıs'taki hem meclis seçimleri hem de 2 tane tur olarak gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdi yanıtı. Tabii ki doğal olarak bir yenilginin verdiği sorgulama süreci ve parti içinde tartışmalar öne çıktı. Burada öne çıkan isimlerden 2 tanesi Sayın Ekrem İmamoğlu'yla Sayın Özgür Özel'di. Önce bir Sayın İmamoğlu'nun bir değişim mesajıyla başladı süreç. Sonra Özgür Özel ismi ön plana çıkmaya başladı. Sayın İmamoğlu'nun çok tabanının olmadığı, ağırlıklı olarak belediyede bir kadro, iş çevreleriyle bağlantıları ve medya içinde belli isimler üzerinden Sayın İmamoğlu'nun bir şekilde ne diyelim örgütlenmeyi yaptığı ortaya çıktı. Yani teşkilatlarda etkisi yok, tabanda etkisi yok. Seçmen bazında da çok etkisi yok. Bakmayın öyle çok işte sosyal medyada paylaşımlar, şunlar bunlar. Seçmen bazında da çok etkisi yok. Bu çerçevede Özgür Özel ismine daha ağırlık verildi. Çünkü partinin içinde kurmay heyeti diyebileceğimiz etkili isimlerin de desteklediği isim olarak öne çıkmıştı ve işte malumun ilanı oldu. Sayın Özgür Özel 3 aylık bir tartışmalı süreçten sonra adaylığını bugün açıkladı. Ha burada Sayın Özgür Özel'in açıklamasında bazı notları söylemek isterim. Sayın Orsan Öymen'in adaylığını açıklamasına en sonda değineceğim. Şimdi Sayın Özgür Özel öyle bir konuşma yaptı ki sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yaşanan eleştirel süreçlerde hiçbir payı yokmuş gibi konuştu. Dedi ki 39 vekil verilmeyi hata olarak gördü ve bunun bir tahribat oluşturduğunu aktardı. Bunun sorumluluğu kendisinde yokmuş gibi konuştu. Atatürk'ün partisi, yeniden CHP'yi Atatürk'ün partisi yapmak için adaylığımı açıklıyorum dedi. Sanki CHP'nin Atatürk'ün partisi olmaktan çıkartılmasında payı yokmuş gibi konuştu. Oysa ki yani bütün eleştirdikleri şeylerde Sayın Özgür Özel'in payı vardı. Dediğimiz gibi yıllardır partinin kurmay heyetinde, bakın 24 Haziran 2015'ten bu yana 7 Haziran 2015 seçimleriyle beraber ki öncesinde de vekil seçildiğini, partiye girdiğini, yönetici olduğunu hatırlayalım. 24 Haziran 2015'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekilliği görevini, 14 Mayıs'taki milletvekili genel seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması, işte o masanın ittifaktaki genel başkanlar gibi seçime girmemesi, aday olmaması dolayısıyla da o tarihten itibaren de meclis grup başkanı olarak görev yaptığını hatırlatmak gerekir. Yani bugün CHP'de eleştirilen bütün politikalarda, oluşturulan bütün politikalarda gerek Sayın Özgür Özel'in, gerekse de Sayın Özgür Özel'i destekleyen isimlerin imzası var. Şimdi burada biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu çokça eleştirdik. Eleştirdik ve eleştirmeye de devam ediyoruz. Burada kişiliğine, ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun başka özelliklerine, insani özelliklerine yönelik bir eleştirimiz yok. Bizim her eleştirimiz Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikalarına yöneliktir. Hı hı. Şimdi eleştirdik, eleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi ama burada da Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Bu politikaları tek başına Sayın Kılıçdaroğlu mu oluşturdu? Bir sorumlu varsa, yani bir hezimetin sorumluları varsa bu tek başına Sayın Kılıçdaroğlu mu? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmay heyetinde sorumluluk yok mu? Masanın genel başkanlarında sorumluluk yok mu? Bu yenilgide. Çünkü yenilgiyi sorguluyorlar aynı zamanda. Sorumluluk yok mu? Masanın perde arkasındaki büyük ortağı HDP'de sorumluluk yok mu? Ama tek başına suçlu Sayın Kılıçdaroğlu'ymuş gibi kendi içinden bile, yani orada 39 vekil verilirken Sayın Özgür Özel'in sesi niye çıkmıyordu? Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi olmaktan çıkartılırken Sayın Özgür Özel'in sesi niye çıkmıyordu? Yani şu anlama da geliyor bu ifade. Ben sosyal medyada da yazdım. Yani meali şudur. Yeniden Atatürk'ün partisi yapmak için. Biz el birliğiyle CHP'yi Atatürk'ün partisi olmaktan çıkardık. Evet. Yeniden Atatürk'ün partisi yapmaya çalışıyoruz demeye getiriyor. Ama çıkaranlar yeniden Atatürk'ün partisi yapamazlar. Çünkü gönülden savundukları düşüncelerle Atatürk'ün partisi olmaktan çıkardılar. Hangi anlamda? Bakın bugün satır aralarında CHP seçmeninin aslında hoşuna gidecek cümleleri genele serpiştirdiler. İstihbarat dilinde, propagandada, gri propaganda diye bir şey vardır. Böyle doğruların içine arada 2-3 cümle serpiştirirsiniz. Genelde propagandada böyle yapılır zaten. Tabii. Öyle genel doğruları söylersiniz. Bugün Sayın Özgür Özel de CHP seçmeninin duymak istediği bazı cümleleri üstten söyledi. Altı oku saydı, Atatürk'ü söyledi, bilmem ondan sonra Cumhuriyet devrimleri dedi falan filan söyledi. Sonra aralara bir iki tane cümle serpiştirdi. Ben iki tanesini söylemek isterim. Bir, demokrasi başlığı altında çözülecek Kürt sorunu dedi. Türkiye'de bir Kürt sorunu yoktur. Türkiye'de bir terör sorunu vardır. Bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Türkiye'de Kürt kökenli vatandaşlarımızın İzmir'deki vatandaşımızdan, Edirne'deki vatandaşımızdan farklı bir hakkı, hukuku yoktur. Herkes orada eşit uygulanır. Aynı sorunu herkes çeker. İzmir'deki de ekonomik problemlerden çekiyor. Diyarbakır'daki de ekonomik problemlerden çekiyor. Hepimizin sorunu aynıdır. Birimiz diğerimizden farklı değildir. Ek olarak Kürt kökenli vatandaşlarımız, Batı bölgelerimizdeki vatandaşlarımızdan ek olarak bir sorun daha var onların çektiği. Ek olarak PKK terör örgütünün baskısından kaynaklanan sorunlarla uğraşıyorlardı. Ama güvenlik güçlerimizin, kahramanlarımızın, devletimizin iradesiyle gösterilen mücadeleyle şu an PKK çok fazla sokaklarda etkisini gösteremiyor. Ama daha belki bizler unuttuk belki, yani bu da yanlış. Daha 7-8 sene öncesinde sokaklarda PKK'lı teröristler, bakın bir olay anlatayım. Diyarbakır Sur'da kendilerine kızan 80 yaşındaki yaşlı Diyarbakırlı'yı yakan 15-16 yaşındaki militanlardan bahsettiğimiz günler vardı. 15-16 yaşındaki militanlar, tekrar vurguluyorum, 80 yaşındaki yaşlı Diyarbakırlı'yı yaktılar. Yakarak öldürdüler. Şimdi Kürt kökenli vatandaşlarımız bunlardan kaynaklı sorunlar çekiyordu. Ama Sayın Özgür Özel maalesef terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ağzıyla Kürt sorunu araya bir serpiştirdi. İki, tabii ki hukuksuzluk, burada değerli bir hukukçumuz var. Bir hukuksuzluk varsa elbette ki Türkiye'nin bağımsız yargı organlarında her şey konuşuluyor, çözülmeye çalışılıyor. Bazen yavaş da olsa. Yavaş da olsa bir şekilde ilerlemeye çalışılıyor. Tabii ki burada hepimiz ortaya koyarız ama terör örgütünün propaganda amaçlı kullandığı bir Şen Yaşar ailesi mevzusu var. Evet. Ona da girdi. Satır arasında. Ki Şen Yaşar ailesinden biri şu an HDP'den milletvekili. Onu da söyleyelim. Bir propaganda aracı olarak kullanılıyor. Şimdi bu çerçevede Sayın Özgür Özel'in çizdiği profili birkaç başlıkla, maddeyle şöyle kısaca hemen toparlayayım. Bir, Sayın Özgür Özel mevzusunda daha fare doğurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde hiçbir heyecan yok. 3, Sayın Özgür Özel aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin devam ettirileceklerini, politikalarını devam ettireceğini aslında ama sadece kişi değişikliği, ki kendisi dedi ki kişi değişikliği olmaz, bir değişim olması lazım, program falan filan. Hı. Ama tam tersine benzer bir programı, hemen hemen aynı programı uygulayacağını aslında satır aralarında söyledikleriyle beyan etti. Bu nedenle ben Sayın Özgür Özel'in söylediklerinden maalesef Türk siyasetinin bir kazanç sağlamadığı düşüncesindeyim. Sayın Örsan Öğmen meselesine gelince de aslında Sayın Örsan Öğmen farklı bir şey söylüyor. Yani CHP'yi 10-15 senedir kontrol eden, Sayın Baykal'dan sonra kontrol eden yapıyı farklı alternatif bir şey söylüyor. Hı hı. Uzun süredir. Ha, eleştirilir eleştirilmez, beğenilir beğenilmez. Ama onlar şunu savundu, şu diyor ki ben diyor Kemalist bir program izleyeceğim. Ben Altokçu bir program izleyeceğim. Bu geçmişte Hasan Fehmi Güneşler vardı. CHP'nin etkili isimleriydi. Tabii eski İçişleri Bakanı, 80 öncesinde de İçişleri Bakanlığı falan yapmıştır. O kadroların savunduğu programdı. Yani aslında bakıldığı zaman CHP içinde alternatifi söyleyen Sayın Örsan Öğmen. Hı hı. Ama onun arkasında bir medya desteği yok. O açıdan bakıldığında CHP'de iki ismin öne çıkacağı bir yarış gözüküyor. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel. Yani günün sonunda da delege yapısı, teşkilat yapılanmaları falan filan Sayın Kılıçdaroğlu'nun devam edeceği bir görüntü var gibi gözüküyor. Siz ne dersiniz Alihan Hocam? CHP'de kilit rol oynayan önemli isimlerden son dönemlerde sıkça duyduğumuz bir değişim dönüşüm çağrısı var. Bugün Ekrem İmamoğlu da Sayın Özgür Özel açıklamasını yaptıktan sonra hem destek mesajını hem destekledi onu hem de CHP değişirse Türkiye değişir gibi bir ifade kullandı. Neden bunu sürekli duyuyoruz sizce? Bir yandan Özgür Özel'in ve Örsan Öğmen'in açıklamalarına ilişkin fikriniz? Ben Sayın Öğmen'in açıkçası gerekli imzayı, aday olmak için gerekli imzayı toplayacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim peşinen. Yani toplanırsa da bir lütuf gibi Kemal Bey'in delegelerinden belki hani böyle bakın bir aday daha var demek için yapılırsa belki bilemem ama onun dışında zor bu. Özgür Özel büyük ihtimalle gerekli imzayı toplayacaktır. Fakat kaybedecektir seçimi, peşinen söyleyelim, bence çok da şey yapmaya gerek yok. Ama ben niyeyse her şeyin böyle sonunu önce söyleyip sonra gerisini anlatmayı seviyorum herhalde, biraz da ondan. Olsun. Ama şunu söylemek lazım. Bir kere yani bakın şimdi mesela bir partinin içinde olursunuz, hatta yönetiminde olursunuz. Mesela 39 milletvekili kararını muhalefet edersiniz. Ama partinin içinde kalmaya devam edebilirsiniz. Çünkü taktik bir kararıyla örtüşmemişsinizdir partinin. Ama siz bir partinin bu yöneticisi de olsanız, seçmeni de olsanız, sadece gönülden bağlı bile olsanız, o partinin ideolojisinin bambaşka bir yere evrildiğini, savrulduğunu gördüğünüz anda o partiyi bırakırsınız. Evet. Çünkü ya bilmiyorum, benim en azından anlayışım öyledir. Şimdi benim de gönlümde yatan bir siyasi parti var elbette. İyi kötü de işte 50 seneden fazladır. Tabii ki ufak kırılmalar, ufak değişiklikler oldu ama temel manada aynı çizgide devam ettiğini düşünüyorum ben. Eğer ben bu partinin bambaşka bir yere savrulduğunu, temel kuruluş değerlerinden veya benim müdahil olduktan sonra o partiye gönülden dahi olsa değiştiğini, 180 derece veya 100 derece, 120 derece değiştiğini düşünsem o partiye gönül vermeyi, oy vermeyi vesaire bırakırım. Şimdi taktik bir şeye itirazla ideolojik bir şeye itiraz arasında fark vardır. Şimdi siz bir partiyi desteklersiniz, gönül verirsiniz, oy verirsiniz vesaire. Seçimle ilgili bir karar alır. Gider işte bir partiyle ittifak yapar, gider ne bileyim işte CHP'nin yaptığı gibi küçük böyle partilere 3'er 5'er milletvekilliği dağıtır vesaire vesaire. Bunlara itiraz edebilirsiniz ama bu sizi illa belki partiden şey yapmaz, uzaklaştırmaz. Ama o yüzden de hani bu 39 milletvekiline itiraz ettiğim kısmı önemli olmakla beraber diğer ikincisi kadar, yani ben bu partiyi tekrardan Atatürk'ün partisi ve Altıok'un partisi yapacağım kadar bence önemli değil. Çünkü siz diyorsunuz ki parti ideolojik olarak saçma sapan ve benim hoşlanmadığım bir yere savruldu. Sen partideki en güçlü, hadi bence 3-5 değil ama hadi 8-10 adamdan biriydin. Niye buna engel olmadın yani? Bu soruyu da ona sorulması lazım. Biraz açıkçası kusura bakmayın, siz meslektaşlarınızı söyleyeceğim ama biraz bence medya mensuplarında bunda bir hatası var. Birinin çıkıp da sen oradaydın, sen niye buna şey yapmadın veya niye hala o koltukta hala bugün en son artık istifa etti herhalde. Hayır, etmedi. Etmedi mi hala? Hayır. Yok, etmedi. Yani hala niye istifa etmiyorsun veya niye bunlar olurken madem bu sen... Çok önemli bir şey söylüyor hocam. Ben bunu not alayım, isticam bozulmasın. Estağfurullah, yok. İstifa edilmemesi noktası. Yani 6 6 okçuysan ve diyorsan ki mesela bana kalırsa herhalde bir ok falan kaldı ama diyorsan ki yani Özgür Özel daha yumuşak bakıyordur benden. İşte 6 okun 3'ü gitti diyorsan sen niye öbür 3 ok bir yere çıkıp da bu 6 okun 3'ü gitti diye konuşup istifa etmedin? Yani parti üyeliğin devam edebilirdi. Bir sustun, iki sustun, üç evet. sustun. Niye hep sustun? Abi yani bu evet. hani madem kendisi diyorsa ki son Deniz Baykal'ın ayrılmasından sonra oldu bunlar diyorsa 10 sene iyi geçti galiba. 10 sene oldu galiba değil mi aşağı yukarı? Yanlış Sayın Baykal 2010'da galiba. 10 seneden fazla olmuş. Evet, evet. Demezler mi? Sen ne yaptın peki bu kadar senede diye? Yani çünkü evet. hemen hemen her daim ben neredeyse kendim bildim bileli 10 küsur senedir Özgür Özel CHP'nin en önde gelen adamlarından, insanlarından bir tanesi. O zaman bu biraz bence... Söylüyorum. Tarih bu. 24 Haziran 2015'ten bu yana grup başkan vekili. Meclisteki 8 senedir. Yöneticisi. Oraya yani. Gelmeden evvel de öyle tamam belki bu kadar kuvvetli değildi ama onun bir alt... Yani gene CHP'de sözü geçen, sözü dinlenen tabii. birisiydi sonuç olarak. Kaç dönemdir milletvekilliği yapıyor? 4 dönem, 5 dönem öyle yani 5 dönem milletvekilliği yapıyor. Hiç mi yani bir şey geçiremedin? Ya bu biraz şeye benziyor. Bir atasözü vardır. Hani kerevizi yerken iyi son sapına gelince kimse memnun olmuyor bir türlü. Bizim memlekette maalesef biraz böyle bir durum var yani. Şimdi bir şeyler dokununca veya işte Özgür Bey acaba bir fırsat mı gördü artık neyse bilmiyorum. Acaba birileri bir talimat mı verdi? Talimat kısmını bilemem ama belli ki bazı gruplarında bu konuda desteği de var. Şimdi şunu da söylemek lazım. Şunu dikkat ettiniz mi bilmiyorum. CHP'de aslında güçlü olan, CHP'yi arkadan CHP konusunda güçlü olan birçok isim var mesela. Yaşları şimdi biraz daha ileri. İşte mesela şu an ismini hatırlayamadım. Eski Esenyurt Belediye Başkanı. Gürbüz Çapan mesela gibi böyle güçlü CHP'liler var aslında CHP'de ve CHP camiasında daha yani CHP tabanının da çoğunu sevdiği bu arada aslında ideolojik olarak CHP'ye çok Gürsel Tekinler vesaire yani böyle insanlar var. Bu insanlar evet, büyük Sevigen. Evet. Bak, yani bunlar böyle memnun değiller. Sonuçta çünkü eğer CHP'liyseniz şu CHP'nin şu halinden hepsini geçtim. Seçim başarısızlığından, bitmek bilmeyen seçim başarısızlıklarından memnun olmazsınız. Belediye seçimi bir sürü insanları tatmin etti. Her ne kadar o seçimde kazanmasalar işte 5 büyük şehrin 4'ünün alınması filan CHP için görece bence iyiydi yani kabul etmek lazım bunu. Ama sonra bir de şöyle bir şey vardı. Şu atmosferde bütün muhalif seçmen ve hatta bence Türkiye'nin %60-65'i doğru bir adayla muhalefetin bu seçimi kazanamasa bile sonuna kadar zorlayabileceği ve bu seçimin parlamentoyu alıp Cumhurbaşkanlığının evet. elde geçmesi bunlar hep konuşuluyor. Hep konuşuluyordu. Yani bir şey söyleyeyim ben samimiyetle de söyleyeyim. Doğru aday olsaydı kazanır da kaybeder de o kadarını bilemem ama aradaki fark bu kadar olmazdı. Ben de size bunun garantisini vereyim. Yani daha doğru bir aday seçilseydi. Şimdi mesela aynı tercih şunu da söyleyeyim. Şimdi belki bazıları bana kızacak ama testi kırılmadan tokat vurmak bence her daim Nasrettin Hoca'nın söylediği gibi önemlidir. Ben maalesef şu anda baktığım yerden, durduğum yerden çok da iyi takip ettiğimi düşünmüyorum ama Cumhur İttifakı'nın da aynı gaflete düşebileceğini düşünüyorum. Eğer doğru belediye başkanı adayları gösterilmezse birçok şehirde Cumhur İttifakı da o alacağım dediği, geri alacağım dediği birçok yeri geri alamaz. Bunun da bence tabii, altı çizmek lazım. Yani adaylar seçim eşittir aday. Yani eşittir aday demeyelim ama en önemli faktör aday. Çünkü başka faktör de illa var. Muhakkak. Ama en büyük faktör %100 aday. Ve yani o aday belirlemede birçok değişik parametreler var. İşte adayın memleketine kadar tabii. önemli. İşte son Ankara'daki seçimde gördük. Ya tuttuğu takıma kadar. Ya. Tabii tuttuğunuz takıma kadar önemli. Yani her şey çok önemli. Mesela Ekrem Bey'in bu kadar fanatik bir Trabzonsporlu olması net bir şekilde eksi yazıyor. Siz şimdi bir Fenerbahçe taraftarına, fanatik bir Fenerbahçe taraftarına Ekrem Bey'e kolay kolay bu saatten sonra oy verdiremezsiniz. Yani siyasi görüşün olursa olsun. Diğer taraftan da bizim Uşak deniyor hocam. Ha, bir taraftan da ama şimdi Trabzonlu olmasının şöyle bir avantajı var. Türkiye'de pardon hem Türkiye'de ama İstanbul'da özellikle Doğu Karadenizliler iyi organizeler, iyi teşkilatlılar bravo. Ve birbirlerini çok tutuyorlar. Bravo. Sadece Trabzonlular değil, işte Giresun, Ordu, Rize vesaire. Bravo. Oradan bir aday gösterdiğiniz zaman da bu da bir avantaj. Ben bunu daha evvel başka bir TV kanalında söyledim. 2 tane biri Aytunç abi biri de İrfan diye bir avukat ve eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı CHP'nin. İkisini ikna edememiştim ama burada herhalde çok kimse itiraz etmeyecektir diye umut ediyorum. Yani birçok değişik faktör var. O yüzden aday çok önemli. Ve CHP'nin ileri gelenleri diyelim demin saydığım isimler ve aslında tabanda yanlış adayın gösterildiğini düşündü. Zaten herkes düşündü. Yani ben Kemal Bey'in adaylığı açıklandığı gün arkama yaslandım. İşte bir soda içtim, dedim ki bu iş bitti ya. Yani hani hiç şüphem kalmamıştı. Anketler hepsi hikaye. Orada bitti o iş yani. Şeye bakmaya başladım. Milletvekili seçimlerine bak, parlamento. Yani işte Sinan Bey'in de adaylığı kesinleşti. Dedim tamam 200 lira gidecek. 200 turda evet. Tayyip Bey Cumhurbaşkanı olacak dedim zaten. Yani hiç düşünmeye bile gerek bırakmadı. O kadar bence kötü bir aday gösterildi. Şimdi bunların hepsi üst üste yaşanınca ve asıl problem şu ama. Çok uzun konuştum, özür diliyorum. Estağfurullah. Hocam feyz alıyoruz. Estağfurullah. Kemal Bey'in meselesi sadece Kemal Bey'in kendisi değil. Çünkü Kemal Bey hep diyor ki işte değişim. Kemal Bey işte bu değişimle ilgili mesele, temel problem şu. Hı hı. Kemal Bey değişim diyor. Ya kendisi hariç herkes gidiyor. Fakat şöyle bir temel problem var. Mesela adaylık açıklama sürecinde mesela Eren Erdem örneğini ele alalım. Eren Bey kardeşimiz, benden küçük bir siyasetçi var, o yüzden ben de böyle konuşayım. Çünkü hep herkes benden çok büyük. Eren Bey kardeşimiz şeye kadar, adaylık sürecine kadar en öndeydi. Kemal Bey'in hep yanındaydı. Doğru. Ve adaylığına giden süreçte etrafındaki herkesi bertaraf etti. Değişik taktiklerle, yöntemlerle. Aday oldu. Eren Bey ortadan kaldırıldı. Kemal Bey tarafından seçim kaybedildi. Eren Bey tekrar hop geri getirildi. Doğru. Şimdi ne değişimi? Zaten sen bir buçuk sene evvel beraber olduğun adamları tekrar geri getirmiş oluyorsun. Eren Bey'in kişiliğinden, siyasi görüşü vesaire azade söylüyorum. Bir değişim yok. Dünkü adamlar tekrar geri geliyor. Bunun siyaset biliminin literatürü adı Stalinizm'dir. Yalnızdaki etraf adamları birbirinizle kavga ettirirsiniz. Hiçbirini yükseltemezsiniz. Hepsine biraz verir, biraz sopa vurursunuz. Öyle işler yürümez ve CHP'de olduğu gibi batar gider işte yani. Ama işte şöyle bir şey var. Stalin'in çağında yaşamıyoruz çünkü. Stalin'in çağında bunları yapıp ayakta kalıp başarılı olabiliyordunuz. Her ne kadar Stalin çok kötü bir insansa da, berbat bir insansa da başarılı bir yöneticiydi. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü o kadarsını, iktidarını korudu. Ama sonuçta ne oldu? Şu an çok kötü anılıyor. Hani onu da unutmamak lazım. Cem Bey. Evet, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Şimdi dönüşüm mevzusundan şu geldi aklıma. CHP'nin içsel anlamda dönüşmeye başladığı tarihle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olduğu tarihin çakışmasını düşündüğümüzde bu değişim dönüşüm çağrısını ironik buluyor musunuz? Evet. İronik mi buluyoruz yoksa farklı bir şey mi buluyoruz? İfade edelim. Öncelikle hayırlı akşamlar diyorum bizi izleyenlere, kıymetli hatiplere. Hakikaten çok önemli tespitlerde bulundular. Biz de nacizane kendi zaviyemizden ifade edelim. Yine her yayında olduğumuz gibi şehitlerimizi anmadan geçmek istemiyorum. Çünkü her yayında da onları dile getirmek önemli. Bazılarına, birilerine sözde vekillere rağmen, Diyarbakır'ın sözde bir vekili var. Cumhuriyet Halk Partili, adı Sezgin. Onunla da ilgili ifadelerimi söyleyeceğim. Bir meslektaşım olmasına rağmen. Şimdi hadiseye birkaç boyuttan yaklaşmak lazım. Birinci boyutu. Değişim ve dönüşüm mü Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yoksa yeniden CHP sloganının tahkim edilmesi mi? Biz daha önce şunu bilirdik. Ben 1979 tevellütlüyüm. Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz zaman o zaman bir CHP vardı, bir Erdal İnönü vardı. Sonrasında Karayalçınları, Baykalları gördük. Bir çizgisi vardı. Şimdi Üstad ifade etti. 6 okun en azından 3'ü vardı. Günümüz itibariyle bu 6 okun tamamı paramparça edildi. Ok mok yok. Kırdılar. Broken Arrow diye güzel bir film vardır. İzlesinler. Oradaki adeta o metafor gibi okları kırdılar. Tarihin çöplüğüne gömdüler. Ve yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi inşa ettiler. Kimlerle beraber? 4 öğden müteşekkildi Cumhuriyet Halk Partisi. Özgür Özel, Engin Özkoç, Faik Öztürk ve Tunca Özkan. Bunların hepsi aynı gemide, aynı lokomotifteydiler. Bu geminin bir de kaptanı vardı, Kemal Bey. O Kemal Bey kimdi? 14 Mayıs, 28 Mayıs sekansından önce kendi ifadeleri, Cumhuriyet Halk Partililerin, Gürsel Tekin'in ifadeleri, Erhan Erdem'in ifadeleri, Erdoğan'ın oyu %43-44 mertebesinde. Biz 6 puan fark atıyoruz. 6 puan fark 3,5 milyon lira demek. Ne demiş Eren Erdem? Kutu kolaya 48.7, Erdoğan'a 35 çıkıyor. Şimdi iyiyken her şey iyiydi. Müthiş anketler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin müstakbel adayı Kemal Bey parti meclisinde inanılmaz alkışlarla destekleniyordu. Gandhi Kemal tuz yürüyüşü vardı. Tırnak içinde adalet yürüyüşü misali. Dönülüyordu. Onların küçük bir masası vardı. Şimdi değiştirmişler. Biraz daha güzel hale getirmişler. Böyle küçücük kalıyordu Kemal Bey MYK'sında. Bir tarafında Özgür Özel vardı. Gözüyle gülüyordu o. Çok böyle mütebessim bir insan. Çok seviyorum, ben onu anlatacağım. Diğer tarafta da kim vardı biliyor musunuz? Engin Özkoç. Orada kimler vardı? Muharrem Erkekler vardı. Orada kimler vardı? Bülent Kuşoğullar vardı. Onlar ne diyordu? Ya biz Cumhurbaşkanımızı seçtik. 9600 kişilik listeleri döndürüyorlardı. Toto oynuyorlardı. Başsavcılar, emniyet istihbarat, kaymakamlar, mülki amirler dönüyorlardı. MİT'in daire başkanlıklarını paylaşıyorlardı. Özgür Özel'in ifadesiyle tarihin hiçbir döneminde olmayan bir şey yapıldı. MİT başkanını biz atacağız diye. Günaydın. MİT başkanı zaten eskiden başbakanla gelirdi, müsteşardı. Yeni dönemde riyaseti Cumhurbaşkanlığıyla geliyor. Çünkü kara kutusu. Onunla gelen onunla. Ama bunu bir seçim malzemesi ve propagandası yaptı Özgür Özel. Peki soruyorum. Siz 14 Mayıs'a kadar gelinen süreçte bu lokomotifin, bu kaptan köşkünün, süvarinin yanında bir veya ikinci zabitinden biriydiniz. Hadi biraz denizcilik terminolojisiyle konuşalım. Peki bugün ne oldu? Özgür Özel nasıl bir takım ifadelerde bulundu? Diyor ki kayıt dışı siyaset istemiyoruz. Aa, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kayıt dışı siyaset varmış. Bizler tırnak içinde geri zekalı veya amaymışız, görmemişiz. Biz bunları anlamamışız. Bunlar da bizi uyarmamışlar. Gizli bir takım protokoller yapılmış. Gizli bir takım bakanlıklar, riyaseti Cumhurbaşkanı'nın muavinlikleri paylaşılmış. Belki de affınıza mağruren söylüyorum. Amerika'da hamburgerler yenirken 8 saatte birilerine sözler verilmiş. Birilerine denmiş ki ya arkadaş siz buraya geldiniz. Bir icazet merasimine adeta eşlik ediyorsunuz. Ama bizim de şu şartlarımız var denmiş. Özgür Özel hep susmuş. Özgür Özel hep beklemiş. Eğer Kemal Bey bu seçimi kazansaymış Özgür Özel muhakkak çok önemli bir mevkideymiş. Ve fakat bugünkü inşa edilen gelinen süreçte Özgür Özel'in zerreyi miskal bir suçu kabahati yokmuş. Nerede suçu yokmuş? Türk bayrağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinden kaldırılıp bir takım entelijansiyanlara açıklama yapılırken Özgür Özel buna susmuş, görmemiş. Mavi vatana hayalperestlik denirken Can Azerbaycan unutulup ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti buraya cihatçı gönderiyor denen bir tane müfteri varken Dışişleri Bakanı olacaktı o da Ünal Bey, Ünal Çeviköz. Zamanında da büyükelçimizdi. Bak bunlar önemli şeylerdir. Şu an tıpkı Kıbrıs büyükelçimizin olduğu gibi. Hı. Bak beni temsil etmiyor. Bak yekten söylüyor. Metin Bey beni temsil etmiyor. Ay Yıldız Albayrak'ı orada Metin Feyzoğlu temsil ediyor. Ama avukat Cem Kaya'yı bir Türk vatandaşı temsil etmiyor. Gelsin yüzüne söylemeyen şerefsizdir. Bunlar önemlidir. Belli bazı yerlere belli bazı isimleri koyarken doğru düşüneceksiniz. Şimdi daha da ne olmuş? 39 vekil verdik diyor. Arkadaş 39 vekil bu partilere verilirken sen neredeydin? Sen AK Parti'de mi siyaset yapıyordun? MHP demiyorum, kapıdan içeri giremez. Neredeydin sen arkadaş ya? Demedin mi genel başkanına? Ya Kemal Bey biz ne yapıyoruz? Badel, Tarik, Evver, Refik der eski. Yoldan önce tarikat, tarik, yol. Evvel, refik. Yoldan önce yoldaş. Yoldaşınızı iyi seçeceksiniz. Seçim bitti. Bir baktık bir günah keçimiz var bizim Kemal Bey. Metafor bu. Görsel dilin düşsel zenginliği. Keçi de derler şimdi. Peki onun yanındaki avanesi ne oldu? Hani bir tarafında sağında Ekrem Bey vardı. Evladım Ekrem. Kolları sıvamıştı. Beyaz. Kravat takmıyor onlar. Çalışkan ya. Biz kravat takınca tembel adam oluyoruz. Lazy boy. Diğer tarafta kim vardı? Ekrem Bey. Mansur Bey, Mansur Yavaş. O da gülüyordu. O da gülüyordu. Sayın Cumhurbaşkanım, 13. Cumhurbaşkanım. Arkadaş siz de kaybettiniz seçimi. Kayseri'de, Yozgat'ta, Çankırı'da, Kastamonu'da kim gezdi? Mansur Bey gezdi. Karadeniz'de kim gezdi? Kim gezdi arkadaş? Ekrem İmamoğlu gezdi. Peki ne oldu? Bu seçimi bunlar da kaybetmedi. Bu seçimi Muharrem Erkekler, Meral Akşenerler, Ali Babacanlar, Ahmet Davutoğulları, Ümit Özdağlar kaybetmedi. Bu seçimin yegane kaybedeni oldu. O da kim? Kemal Bey. Kahrolsun Kemal Kılıçdaroğlu. Peki 5 dönemdir vekilsiniz siz. Tevellüdünüz 1974. 49 yıla 5 vekillik Manisa gibi bir yerden Ceyhun Bey üstadım 2 kez belediye riyaseti, belediye başkanı adaylığı sığdırabilmişsiniz. Eczacı mesleğiniz. Çok önemli şeyler bunlar. Evet. O kadar müthiş bir zekanız, o kadar müthiş bir tefekkürünüz, o kadar müthiş bir ilminiz, o kadar müthiş bir öngörünüz var. Türk siyasetinin 100 yıllık çınarına talip oluyorsunuz. Ve nasıl talip oluyorsunuz? Bugün iyi olmuş CHP. Ben öyle izledim. Ya paraşütle gelmiş baba, indirmişler, a demişler bu altı o. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devrimcilik, biz inkılapçılık diyoruz onlar. Devrimcilik, devletçilik. Ve demişler ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gel sen aday ol. Bir bakmış burada bir Kemal Bey var. Bu Kemal Bey o kadar kötü bir adammış ki, o kadar despot, o kadar diktatör bir adammış ki bugün onunla adeta yüz yüze gelmiş, temayüz etmiş. Aynen. Ve adaylığını ilan etmiş. Komik. Arkadaş, komik. Bizler gerizekalı değiliz. Bizler belki orta zekanın altında insanlarız, kendi nefsime söyleyeyim. Öyle ama mi? Senin anlattıklarının ardında ne olduğunu biliyoruz. Üzülüyorum. Devlet Bey 14 Mayıs gecesi dedi ki, ve ben o gece şunu söyledim, 300 günümüz var arkadaşlar. Bırakın sevinmeyelim. Şimdi 195 günümüz var. Üstad doğru söylüyor. Doğru adaylar çıkarın. Hı hı. Saçmalamayın. Bak ben Ankara'daydım 3 gündür. Hala orada Mansur Yavaş'a tırnak içinde bir teveccüh görüyoruz. Var. Demek ki sizin doğru bir adayla, Ankaralı bir adayla, her kesime hitap edebilecek bir adayla, hukukçuysa karşısına hukukçu bir adam adayla, hatipse iyi hatip bir adayla çıkmanız lazım. Milliyetçi tabana da sesleneceğim. Oraya geleceğim. Milliyetçi ülkücü camianın değerinin farkına varın. %25 şuraya çıktı ya. Ümit Özdağ koy, İyi Parti'yi koy, Milliyetçi Hareket Partisi'ni koy, Büyük Sinan Bey'i koy, Büyük Birliği koy, Nizam Alemi. %25. Ve Ankara'daki milliyetçi refleks çok daha baskın durumda. Şimdi ben merak ediyorum, acaba Cumhur İttifakı'nın buradaki adayı Mansur Yavaş'ın karşısında nasıl bir performans sergileyecek? 195 gün. İstanbul daha farklı. Çünkü Ekrem İmamoğlu o kadar farklı bir adam ki abla der, sarılır, öpür, çak yapar, onlar o gene aday olur. Yani dün çıktık evet, biz İyi Parti Genel Başkanımız Avukat Ünsal Yüksel'le farklı bir kanalda bize Giresun'da ihaneti ittifak ortağımız Cumhuriyet Halk Partiler yaptı dedi. Unutulur bunlar. İşte Burcu Köksal. İyi Parti'ye CHP'nin ihaneti bir değil, iki değil zaten. Bakın canım. Burcu Köksal Afyon'da bayıldı. Benim sınıf arkadaşım. Hukukçu, vekil. Bayıldı. Ona biri diyor ki Hasan Baltacı diğer vekili, seni Afyon'dan kazıyacağım. Cevap veriyorlar, hırsızlar dışarı. Ya bir kadın milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin girdi. O kavgasının içerisinde bayıldı. Benim dönem arkadaşım. Tertemiz, çok da düzgün bir insandır. Fakülteden beri tanırız. Peki ne oluyor da bir kadın milletvekili bayılma noktasına gelebiliyor? Şimdi elleri kirli. Magdalena Merley'e sormuşlar ya, en masum olan o ilk taşı bir atsın bakayım demiş. Özgür Özal çıkardı bugün çuvaldan taşları. Şimdi üstad soruyor, gazeteci soramaz ki. Orada öyle bir adeta mizansen var ki. Orada kime sahip çıktı? Sezgin Tanrıkulu'na. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarını kimseye yedirmeyiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladı Sezgin, hukukçu, İHA Sezgin, kadrolu vekil Sezgin. 2010'dan beri her daim vekil bunlar. 105 Sezgin. İnanamıyorum ya. Ya bak ben de hukukçuyum. CHP konuşuyorum. Ben başka bir şey. Şimdi bakın bu ne diyor? TV100'e 850-2023'te bağlanıyor. Allah'tan o yayında ben yoktum. Dün söyledim Erdoğan Aktaş'a. Rütük o kanalı kapatırdı. Çünkü oradan farklı bir takım sinkaflı tahkir ve tezifata yönelik ifadeler çıkabilirdi avukat Cem Kaya'nın ağzına. Sövebilirdi. Çünkü niye? Vatana, millete, silahlı kuvvetlere, Mehmetçi'ye, şehide, şuhedaya, Natık-ı Kelamullah'a hakaret ettiği için. Şimdi ne diyor bu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladı Sezgin. Ve ona sahip çıkıyor Özgür Bey. Müstakbel aday. Diyor ki 12 Eylül'de darbeyi yapan bu ordu değil mi? 15 Temmuz'da darbeyi girişimini yapan bu ordu değil mi? Köyleri yakan, onlarca faili meçhul cinayeti işleyen 15 köylü helikopterden atan bu ordu değil mi diyor. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin çocuğuymuş. Başka çocuklar da var da biz edeben o kelamı zikretmeyelim. Maçlarda zikrediyorlar onu. Şimdi Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Pis köyüne gitmiş 14 Mayıs'tan önce. Kimin köyü o? Pis köyü kimin köyü? Abdullah Öcalan'ın oradan mesajlarını verdiği, benim inikat ettiğim PKK'nın kurduğu köydür. Sen bak buradan ne mesaj vermiş. Ben her fırsat bulduğumda bu köye gelirim. 15 Mayıs'ta bu köye de tüm Türkiye'de bahar gelir. Geldi bahar, geldi. Geldi. Hapishanelerin, zindanların kilitlerini kırıyordunuz. PKK'lıları, FETÖ'cüleri salıyordunuz. Tüm Fethullahçı hainleri, tüm 130.000 kişi. İçlerinde yok mu KYK'dan mağdur olanlar? Var, benim de müvekkillerim var. Tamamını salıveriyoruz diyen bir zihniyet gelecekti. Ama millet öyle bir bahar getirdi ki, millet bugün Şırnak'da, Hakkari'de, Kandili'de, Suriye'nin kuzeyine de, Irak'ın kuzeyine de, Allah'a bin şükür Türkiye'nin, Anadolu'nun mukaddes toprağına baharı getirdi. Yeter ki o biz milletin ferasetine sahip çıkalım. Yüksel Taşkın. Özgür Bey'e destek verdiğini bilmiyorum. Bugün yarın destek verir. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 1. sıra. Sezgin Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu. Neden samimiyetsiz dinç kültürünü sahneliyor bu iktidar trolleri? Bu trollükse ben bir numaralı trollüm. Buradan kendimi ilan ediyorum. Vatana, millete, silahlı kuvvetlere, Mehmetçiğe bir asker çocuğu olarak. Benim dedem asker, amcam asker, babam asker. Ben askeri hakim olarak vazife ifa ettim. Tarihin hiçbir döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu tür iftiralar alenen atılmadı. Tarihin hiçbir döneminde bir genel başkan çıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullanıyor diyen Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıkmadı. Bak, Cumhuriyet Halk Partisi dövüştü, değişti, bambaşka bir hal aldı ve bunu bize normalleştirerek kabul ettirmeye çalışıyorlar. Neden ulusal çizgide, neden yerli milli çizgide, niye Baykal, niye Karayalçın, niye İnönü çizgisinde bir isim çıkmıyor arkadaş? Şimdi Öğmen çıkmış. Hadi bakalım alsın. Bak, burada önümde ne var? Bir tüzük var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü. Bu tüzüğün 1. maddesi diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ve Kuvayi Milliye'nin devamı olarak 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilen iş bu tüzükle kurulmuştur. Genel başkanın değişmez önderi Mustafa Kemal'dir diyor. Bu tüzükle başlıyoruz. Madde 1. Kurban olsunlar. Peki bu tüzükle başladı. Bu evet. Adam ters dönecek ya mezarında Gazi Kemal. Bu tüzük başlıyorsun bununla da. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu savrulduğu noktayı bize nasıl açıklıyorsun? Bunun adı demokrasi mi? Bunun adı ifade hürriyeti mi? Sezgin Tanrıkulu'nun, Yüksel Taşkın'ın, Sadullah Ergin'in yaptıkları. Nereden vekil Sadullah Ergin? Çankaya. Gözüne sokar gibi ittiler, oradan vekil yaptılar. Yani. Evet, alay ettiler. Bak, dalga geçiyorlar milletin ferasetiyle. Bilerek yapıyorlar, kaşıyorlar. Son günlerde bir manyaklar çıktı. Başörtülü kadınların başındaki saç örtüyor. Niye yapıyor? Neden yoktu bu ya? Niye bunlar bir anda türedi? Öbürü geliyor mini etek giyenlere, bir şey gelenlere saldırıyor. Ne oldu, biz bir anda böyle bir toplum, birileri tetiğe bastı. Evet, bir şeyler var. 31 Mart'a giderken birileri diyor ki, bak bize hikaye anlatmasınlar. Biz bunların içinde büyüdük. Bu ülke güvenli değil. Bu ülkede demokratik ilkeler çalışmıyor, işlemiyor. Bu ülkede yaşam tarzına müdahale var. Bu ülke hukuk devleti olmaktan ivedilikle, süratle uzaklaştı. Niye? 31 Mart'a giderken böyle bir tahkimat üzerinden kesimleri konsolide edelim, kristalize ve polarize edelim ve çatıştıralım. Yemezler arkadaş. Ne size Cumhuriyet Halk Partisi'ni yedirirler, ne size bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yedirirler, ne vatanı ne bu milleti yedirirler. Şimdi bu tüzüğün burada çok önemli. Aday olmayı düzenliyor çünkü. 41 ve müteakip maddeleri var. Nasıl aday olunacağı ilişkin. 41. madde üye tam sayısının minimum %10 yazılı önerisini arıyor. Şimdi bu çok ciddi bir sayı. Hatırlayınız, Ümit Kocasakal Hoca, görüşleri bazen farklı da olsa biz çıkarız kıymetli hocayla tartışırız ederiz. Ya ben aday olacağım dedi. Ya aday yaptırmadılar adam. Hadi dedi git 100 tane imza getir. Hadi bakalım şimdi o Onur Öymen evladı, Altan Öymen'in evladı gelsin bakalım, yeğeni neyse. Bulsun bu sayıyı. Ama Özgür Özel hazır, bak kadrolu. Özgür Özel'in adaylığını dün kim açıkladı? Kemal Bey. Evet. Bak, Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Yarın dedi Özgür Bey adaylığını açıklıyor. Bak, bir şeyler oluyor Nur Hanım. Bak, ben salak değilim. Ben orta zekanın altında bir insanım. Doğru okumamız lazım. Birileri bir şeyleri talimaten dizayn ediyor. Baykal'ın gidişini hatırlayın. Bir tane adam çıktı, dedi ki kesinlikle aday değilim ben dedi ya. Ben dedi dürüst siyaset adamıyım dedi. Ben bürokrasiden geliyorum dedi. Asla aday değilim dedi. 24 saat sonra aday oldu. 24 saat sonra bir baktık Ceyhun Bey. Geldi bizim Kemal Bey. Piro Kemal, Büyük Kemal, Ülkücü Kemal, Bozkurt Kemal. Her türlü Kemal, her türlü kalıba şekilde girdi. Ama Bozkurt Kemal de oldu değil mi? Her şey oldu ya. Bıyıklar aşağı gitti ama baktık göremedik yani. O eli karıştı. Çünkü rahmetli Başbuğ Türkeç'in ifadesi vardır. Parmakları olan herkes Bozkurt yapabilirdi. Ama ülkücülük, ilim, edep, ahlak, tefekkür işidir. Bu Yozgat'ta gidersin sen Kandil'i bombalayacağım dersin. Diyarbakır'da gidersin orada güzellemeler yaparsın PKK. Olmaz. Şimdi bu çok önemli. Bununla bitireyim. Türkiye'de siyaset dizayn ediliyor. Kartlık parantez. Buyurun. Şöyle az önce söylediğiniz olay. Sayın Onur Öymen onun kitabında çok güzel anlatıyor. Bir baktım diyor genel merkezde. Çünkü öncesinde açıklama yapmış. Ben aday olmayacağım falan filan diye. İşte Deniz Baykal'a destek vermiş. Bir baktım diyor. Ellerinde bir şey, dosya gibi bir şey. Genel merkeze giriyor Sayın Kılıçdaroğlu tek başına. Selam verdim, hayırdır falan filan. Adaylık açıklaması yapacağım dedim. Yani aday olmayacaktım ya, öyle karar verdik falan. Peki şunu tahayyül edebiliyor musunuz ya? Kemal Bey'in Baykal gibi her şeye rağmen, çok önemli bir figüre rağmen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarına rağmen. Evet. Bak tüzüğün 1. maddesini okudum. Hepimizin burada ittifak ettiğinde de en ufak bir şüphem yok. Arkadaş nasıl oluyor ya? Niye bir insan Cumhurbaşkanlığı adayında 3 tane yere gidiyor? Amerika Birleşik Devletleri, United Kingdom, Birleşik Krallık ve Almanya. Bu 3 ülkeye siz deseniz ki ben Nur Hanım, Alihan Hocam, Ceyhun Bey aday olacağım. Sakın yurt dışına çıkma. Gidiyorsan da Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Turan diyor, Kıbrıs'a git deriz. Baba okyanus ötesine gidiyor. Hamburger yiyor. İsmail Saymaz diyor ki kayboldu diyor. Biz uçaktayız. 8 saat bulamadık diyor. Peki siz bulamıyorsunuz. Bu 8 saat içerisinde sadece hamburger yenerek nelerin sözleri veriliyor? Bak bunlar çok önemli cümleler. Oradan Birleşik Krallığa gidip nelerin sözleri veriliyor? Nerede 300 milyon pound temiz para? Getirsin. Vatan millet Sakarya diyordun. Sakarya'nın yerini de bilmiyordun da. Getir koy milli ekonomiye. Neredesin arkadaş? Almanya'ya gittin. Türkiye'de en fazla üstad burada BND'dir. Evet. En fazla espiyonaj faaliyeti olan ülke bizim cihan müttefikimiz Almanya'dır ya. Senin ne işin var abi orada? Niye gidiyorsun? Kör gözüne parmağın. İcazet merasimini tamamladım, geldim. 12 tane maddede anlaştım. 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdim. MİT başkanlığında gidip Ümit Özdağ'a verdim. Kaşif Kozinoğlu'nun el yazısıyla yazdığı. Ya notlar. O kitabı okudum. Satır satır. Ve satır satır okumuşumdur. Ez cümle bitireyim. Üstada burada ifadem satır satır okudum. Bir vatan kahramanıdır. Allah rahmet eylesin. Onu getirdiler. Devlet emretti diye geldi Afganistan'dan. Gelmezdi. Çok önemli görevlerde bulunmuş. Affınıza mağrın öküzü tutup devirebilecek güçte bir insan. Silivri'nin duvarlarında kalp krizinden öldü. Bak gözlerimin içine. Öyle oluyor değil mi? Nasıl oluyor bunlar? Çok enteresan şeylerdi. Dolayısıyla doğru okumak, doğru tahlil etmek lazım. Yalnız ve sadece Özgür Özel'in hamlesi değildir bu. Birileri bir yerlerden düğmeye bastılar nokta. Ne dersiniz Ceyhun Hocam? Hem Sayın Özel için hem de Sayın Öğmen için tavşana da iddiaları var. Sizin perspektifiniz? Ya Sayın Özgür Özel'le ilgili tavşan adayı meselesi şundan kaynaklıydı. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'na yakınlığı dolayısıyla acaba muhalefeti bölmek için önemi çıkartıldığı düşüncesi vardı. O mantıkla o yorumlar yapıldı. Çünkü Türk siyasetinde, dünya siyasetinde dönem böyle taktiksel hamleler yapılır. Yapılır. Ondan sonra bu çerçevede başta değerlendirildi ama sonradan anlaşılan çok da tavşan aday ya daha doğrusu soru işaretleri konmaya başladı. Oturmuyor Ceyhun abi. Çok oturmamaya başladı. Yani ilk etapta herkes birçok kişi öyle düşündü ama sana... Yani, çünkü bakın şeyleri çıkarttım. Bakın Sayın Özgür Özel bugün yapıyor da daha o adaylık tartışmaları 3 Mart 6 Mart kavgası falan filan olmamış. 1 Mayıs 2022 bir sene öncesi. Gönüllerimizden geçen aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Bir sene önce Sayın Özgür Özel'in bizzat açıklaması. Şimdi demek yani ki... masanın da üstüne çıkıyor. Tabii masanın üstüne çıkıyorsunuz. Hatta masaya çaktırmadan dayatmayı yapıyorsunuz. İstikamet veriyor. İstikamet veriyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor. Bir şey sorabilir miyim? Çok özür diliyorum kestiğim için. Peki bir şey söyleyeceğim. Adayın belli olma tarihi ne zaman? Şubat mı? 6 Mart. Mart hatta. 6 Mart'ta %10. Peki bir şey söyleyeceğim. Daha ilan ettiler. 10 ay evvelinde CHP'deki en güçlü adamlardan bir tanesi diyor ki bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Buyurun. Ondan sonra peki 3 Mart'ta Meral niye ilk defa duymuş gibi masadan kalkıp gitti? Evet. Bana bunu bir anlatsanıza. Evet. Yani o da ayrı yani uzun. Ben bütün bu tiyatro yani çok özür diliyorum kestim şimdi. Lütfen hakkınızı helal edin. Ama yani ben bunu anlayamıyorum ya. Yani hepimiz CHP'nin en azından bir deneyeceğini biliyorduk değil mi? Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı. Bu Sayın Özgür Özel'in açıklaması, hatırlayın. CHP'nin diğer kurmayları, bugün Özgür Özel'le hareket eden kurmayları da benzer açıklamalar yaptılar. Bizim gönlümüzden geçen aday Bülent Kılıçdaroğlu açığı söyledi. Yani aynen. Kuşoğlu söyledi. Engin Özkoç. Ondan sonra Engin Özkoç. Ya bu sorduğum sorular da kayıp Ceyhun abi. Yok ortalarda. Ya Engin Özkoç'ta da Tuncay Özkan. Çok yakın bir ekiptir. O da öyle. Yani, o ikisi onlar biraz şey oldular. Elimine oldular öyle herhalde. Doğru tabir. Tuncay Bey'in tekrardan genel merkezde biraz etkisini tekrardan artmaya son bir kavga çıktı biliyorsunuz. Yani hatta Ankara Milletvekili Okan Konur Alp'in bir gazeteciyi arayarak işte az önce ismini zikrettiğiniz Eren Erdem'e yönelik çok sinkaflı, yani küfrettiği ifadeler kullandığı söyleniyor. Şimdi Sayın Özel'e döneriz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde sorun çok. Yani zaten esas mesele bu. Yani bakıyoruz, bir omurga yok. İki, CHP neyi savunuyor belli değil. Yani şimdi bakın, az önce değerli Alihan hocamız söyledi. Anlattı şimdi. Cem Kaya aktarıyor. Ki hatırlarsın, belki yine bir kere daha söylemiştim bir programımızda, katıldığımız bir programda beraber. Yani şimdi bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne baktığımızda çerçeve bellidir. Bir duruşu vardır demek. Bir duruşu vardır. Burada 9 ışık doktrini, merhum Alparslan Türkeş'in ondan sonra o politik hayatı, onun fikirleri, çizdiği istikamet, Sayın Devlet Bahçeli'nin stratejik, o derin, gerçek anlamda stratejik derinliği. Doğru. Bakın onu söyleyeyim, gerçek anlamda. Yani birilerinin o sahte stratejik derinliklerinden bahsetmiyorum. Ben söyleyeyim, Ahmet Davutoğlu. Tabii. Stratejik... Ben yekten soruyorum. Sen hukukçusun, sen söyle. Yok, kitabın mı öyle? Gerçek anlamda stratejik derinliği Sayın Bahçeli'nin ve bu çerçevede çizdiği istikamet. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bu çerçevede bir partidir. Örneğin yani tabii ki siyasetimizin zenginliğidir. Bir Atatürkçü, bir Kemalist gelip MHP'de genel başkanlık yapamaz. Yöneticilik yapamaz. Yöneticilik yapabilir ya. Milliyetçi ülkücü. Hayır, milliyetçi ülkücü ne diyelim, siyasetin şeyini özümsemiş insanlar, bu çerçeveyi özümsemiş insanlar gelir. İşte AK Parti'de kendini muhafazakar, demokrat, merkez sağ olarak tanımlar. Yine aynı şekilde bir sosyalist, bir ülkücü. Bana sorarsanız ülkücü orada da yani milliyetçi olarak tanımlayabilir. Ama ülkücü, bir Atatürkçü, Kemalist, AK Parti'de genel başkan, yönetici olması sırıtır deyim yerindeyse. Orada da çizgi bellidir az çok. Merkezde olduğu için biraz daha belki geniştir. Ama orada da çizgi bellidir. CHP Allah için neyi savunuyor? CHP neyi? CHP'nin çizgisi normalde nedir? Olması gereken işte 6 oku temel alır. Tabii ki 1923'ün o temeli alır ama günümüze göre okumalar yapabilir tabii ki. Günümüze göre işte milliyetçiliğin, ondan sonra diğer o ilkelerin sosyolojik, ekonomik, politik, güncel gelişmelerinden kaynaklı hattı üzerinde belli çalışmalar yapar, günceller ama temel aynıdır. Oradan devam eder. Şimdi CHP'de bakıyoruz, CHP'nin kuruluş kodlarının tam tersini savunan bir kadro. Yani şu kadroyu alın, HDP'ye koyun, TİP'e koyun, ÖDP'ye koyun, sırıtmaz. Tek yani, tük belki böyle adam aramamız lazım. Tren raydan çıktı. Tabii. Şimdi sorun ama ne? Bu saydığım partiler de CHP ile kavgalı partiler aslında. CHP'nin köküyle kavgalı partiler. Evet. Yani şimdi o açıdan CHP'de esas sorun bu. Şimdi bakın yine birkaç örnek vereyim. Bakın 15 Mayıs 2020 HDP'li Iğdır, Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanlarına terör soruşturması açılıyor ve bunlar gözaltına alınıyor. Doğal olarak yerlerine kayyum atanıyor. Devletin güvenliği, vatandaşın güvenliği için bu uygulama soruşturma çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Jet tepki gösteren 3 tane CHP'li var. Jet tepki. Anında aynı gün. Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Canan Kaftancıoğlu. Senkronize. Bir olay daha söyleyeyim. Bir 30 saniye araya gireyim. Bugün dedi ki Özgür Bey, ya dedi, devlet tırnak içinde kayyum atıyor, eleştiriyoruz. Biz kendi, onlar örgüt diyor, biz teşkilat. Örgütümüze 2 yıldır, 3 yıldır genel idare kurulu kayyumu atıyoruz. Peki sen öyle. Grup başkan vekilisin arkadaş. Sen dibindesin ya. Çok basit örnekler. Desene Kemal Bey, ne yapıyorsun arkadaş desene. Devletin kendi güvenliği, vatandaşının güvenliği, devletin birliği, bütünlüğü için yaptığı uygulamaya itiraz edenler kendi koltukları için, kendi koltuklarına yönelik bir eleştiri geldiğinde kayyum atıyor. İlçe örgütlenmelerine. Bugün de onu eleştiriyor. Kim atıyor diye. Artı bugün iyi olmuş Özgür kendisine Bey. Koltuk atan, koltuk mesajı veren belediye başkanı onu Tanju Özgür. Dün akşam birlikteydi. Tabii. Bugün olsa gene atarım dedi. Tabii. Onu atıyor. Onu partiden atıyorum. Bir duruşu var. Bak net söylüyorum. Bir şey söylüyorum. Ben de aynı fikirdeyim ya. Ben buyum diyor. En azından en azından düz yani. Kendisine koltuk mesajı veren belediye başkanını partiden ihraç ediyor. Türk devletine, Türk milletine her türlü saldırıyı gerçekleştirene kucak açıyor. Dün bunu yayında söyledim Ceyhun abi. 22 Haziran 2023. Nur Hanım. Yüksek Disiplin Kurulu Sayın Başkanlığı'na Tanju Özcan nasıl sevk ediliyor biliyor musunuz? Şöyle diyor. Merkez Yönetim Kurulu'nun Aynı gün tarihli kararı diyor. Şimdi bak bu niye ehem? Daha disiplin kurulu safahate başlamamış. Evet. Ne yapmış Tanju Özcan? Genel başkanını eleştirmiş. Aynı gün tedbirli olarak sevk etmek ne demek? Seçme ve seçilme dair tüm haklarını elinden aldın. Parti dışı ilan etti. Ocak dışıdır yani. Ocak gitti. Evet. Şimdi Sezgin Tanrıkulu alenen tahkir tezif etti. Evet. Müfteriyle yani gidin siz Sezgin Tanrıkulu'nun beyanlarını alın. Bir milletin vekili beğenirsin veya beğenmezsin. Anayasa 81. Devletin varlığı ve bağımsızlığı, vatanı ve milletin bölünmez bütünlüğü, milletin kayıtsız şartsız egemen düzene ant içerek görev infasına başlamış. Senin benim verdiğim parayla şu an vergiyle ne alıyor? Maaş alıyor. Şunu al, git. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne şikayet et. De ki ya milletin vekili bak bunu söylüyor da. Delil ha delil. Hukuken delil. Bravo. Peki neden sen Tanju Özcan'a yaptığın muameleyi Sezgin Tanrıkulu'ya yapıp niye tedbiri olarak sevk edemiyorsun? Niye? Verdiği cevap şu. Parti kurullarımızda tartışacağız. Yapma ya. Ben çok şey söyleyeyim mi? Esas meseleyi söyleyeyim. CHP'deki yapı, CHP'nin içini kontrol eden yapı çerçevesinde Sezgin Tanrıkulu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da Özgür Özel'den de daha güçlü. Üstündür, doğrudur. Atamazlar. Mümkün Kemal Kılıçdaroğlu'nun gücü Sezgin Tanrıkulu'nu atmaya yetmez. Can Hanım'a da yetmedi galiba. Araya gidiyoruz. Tamam, devam edeceğiz. Evet, devam edeceğiz. Yine aynı konuyu konuşmaya, ayrılmayın bizden. Türkiye'nin fiber gücü evinde. Fiber hızla geçecek dolu dolu bir 24 aya hazır ol. O çok beklediğin oyun çıkacak. Yeni sıra dışı bir diziyle tanışacaksın. Her bölümüne biraz daha şaşıracaksın. Şimdilik bilmediğin bir sosyal medya platformu çıkacak. Vakit kaybetmeden yerini alacaksın. Önce sen indireceksin. Önce sen dinleyeceksin. Önce sen bağlanacaksın. Evde her anına fiber hızla eşlik edecek. Hızını en hızlılarla yarıştıracaksın. Fiber hız hayatının parçası haline gelecek. Hız demişken acaba faturadaki rakam da hızla yükselir mi? Tatsız sürprizler yapar mı dediniz değil mi? Orada sürpriz yok. Hızla yaşamak limitsiz. 24 ay boyunca ne ödeyeceğini bilme ayrıcalığı Türk Telekom'da. Türkiye'nin fiber gücü yanında. Hızla yaşa. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Ev internetin Türk Telekom olunca şöyle film izlemenin keyfi başka nerede var? Mobilde de Türk Telekom kullanırsan sadece evde değil her yerde var. Ev interneti Türk Telekom olanlar mobile geliyor. %20 indirimli tarifelerle evdeki keyfi her yere taşıyor. Türk Telekom değerli hissettirir. ETS'de fırsatlar bitmez. Eylül'de de yaz hiç bitmez. Sahiller güzel havanın tadını çıkarman için seni bekliyor. Hadi sen de gel ETS'ye. ETS. Oda Max. Şortları, terlikleri çektiğin aile boyu yaz tatilinde, son dakikada çıkan iş seyahatinde, hafta sonu şehirden uzaklaşmak istediğinde, tam da profil fotoğrafı yapmalık dediğin bungalovlarda ya da en mutlu gününden sonra balayında, hem yurt içinde hem yurt dışında binlerce şehirde tam sana göre on binlerce oda seçeneği Oda Max'ta. Hadi sen de hemen Oda Max app'i indir, otelini kolayca bul, anında rezervasyon yap. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Lider Haber TV'de. Hani iyi bir zaman dilimi, çok hızlı başladık, öyle de başladık. Karayollarında yeni yatırımlar neler? Yüksek hızlı trenin yeni adresleri nereler olacak? Kanal İstanbul projesinde son durum ne? Gençlere vergisiz telefon ve aylık 10 GB ücretsiz internet hangi aşamada? Tüm bunları ve daha fazlasını Neşe Berber soruyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yanıtlıyor. Soruyoruz, yarın akşam saat 20.30'da Lider Haber TV'de. Herkese günaydınlar diliyorum. 28 Mayıs 2023 Pazar gününden hepinize tekrar günaydınlar. Bir haftayı geride bıraktık. Umarım bir hafta çok güzel geçmiş. Sadece ilk dönem konuları sorulacak diye sınavı hafife almayın. Sakın ha, rehavete kapılmayın. Hani ilk dönem sorulacak. Ben nasıl öyle? Buradan sevgi selamlarımızı iletelim. O muhteşem Konyaaltı sahilini Antalya'ya kazandırmıştı. Ve o muhteşem Konyaaltı sahili dünyaca ünlü yani sahiller. Taşlar dedi şöyle yap, aman ha, aman beyler dikkat edin. Bakın işte Alanur da dizide Ziya'dan intikam alacakmış. Nasıl alacak bilmiyorum. Söylüyorum. En büyük lider yetiştirendir diye. Selçuk Bayraktar da gerçekten o Baykar'da birçok kendisi gibi Selçukları yetiştiriyor. Bülent Uçman'ın sunumuyla 9.12 yarın saat 9'da Lider Haber'de. Paşa'da toparlandı Serdar Yıldırım. Bir kez daha tazeledi. Güreş severler ekran başına. Beyağaç Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri Lider Haber TV'de. Baş pehlivanlarımız başta olmak üzere pek çok güreşçinin er meydanında mücadele edeceği Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri 17 Eylül Pazar saat 13'te Denizli'den canlı yayınla Lider Haber TV'de. Ok yaydan çıktı derler ya. Türkiye gücünü her yerde gösterecektir diye düşünüyorum. Evde çocuğuma bakmak neyse bu ülkenin savunmasına katkıda bulunmayı vazife olarak görüyorum. Yapacağımız bağışların nereye gittiğini ve bize dönüşünün ne şekilde olacağını bizzat gözlerimle gördüm. Havada, karada, denizde her tarafta görünüyor. Milletimiz vakfımızı, vakfımız ordumuzu, ordumuz coğrafyamızı güçlendirecek. Harp sanayine, silahlı kuvvetlere destek olmak zorundayız. Bayrağım için, vatanım için. Buraya yapmayalım da nereye yapalım ya? Lider Haber ekranlarından bir kez daha iyi akşamlar diyelim ve devam edelim haftaya bakışa. CHP cephesinden gelen adaylık tartışmalarını konuştuk ilk saat diliminde, yine bu tartışmalarla devam edeceğiz. Ceyhun Hocam, yarım kalmıştı sözleriniz, tamamlayın isterseniz. Hep beraber aslında yarım kalma değil de yani zenginleştiriyoruz da hep beraber konuşarak. Evet, değerli dostlar da katkı yapıyorlar. Şimdi Sayın Özgür Özel'in aslında düşünce sistematiğinin çok farklı olmadığını da aktarıyorduk. Yani şimdi bakın birkaç şey daha söyleyeyim. Şimdi 10 Ocak 2019. Bakın FETÖ bu kumpasları yaparken kullandığı yalan, işte o gri propaganda unsuru da diyebileceğimiz söylemler, o algı operasyonlarının aynen aslında o meşhur Göbels teknikleriyle yaptığı propaganda da şöyle bir söylemi esas alıyordu. Devletin içinde bir mekanizma var, derin bir yapı var. Bunlar aslında bütün o çeteleşmeyi bilmem şeyi yapanlar falan filan. Gladio falan, ki Gladio kendileriydi. Bravo. Aslında diye bir ifadesi söylemi vardı. Sayın Özgür Özel'in 10 Ocak 2019'da yaptığı açıklama ne biliyor musunuz? Devleti bugün AK Parti ile MHP yönetmiyor. Devletin içinde derin bir yapı var. Onlar bütün bu eylemleri yapıyor. İşte politikalar dediklerine işte FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele, o bağımsız dış politika adımları, güvenlik politikaları adımları. Bunları kastederek derin devlet var. İşte bakın derin ve kirli bir yapı var. Bu FETÖ ağzıdır. Bravo. Sayın Özgür Özel'e aittir. Bakın Sayın Özgür Özel'e ait yine seçimlerden bir hafta 10 gün önce. Yani bugün hani eleştiriyor ya. Bir hafta 10 gün önce söylediği işte diyor ki bir katıldığım programda ya CHP Dersim'le helalleşecek mi diye soruyorlar. Biz işte Dersim'li bir ailenin çocuğunun genel başkanı. Geleceğim. Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaptık. Onu cumhurbaşkanı yaparak zaten tüm Türkiye'nin helalleşmesini sağlayacağız. Dersimle helalleşmek dedikleri ne biliyor musunuz? Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Bravo. Gerçekleştirilen Seyit Rıza isimli Bravo. O dönemin teröristine ve o elebaşına bağlı teröristlere yapılan operasyonu telin etmek. Yaptılar. Bursa milletvekilleri açıkladı. Orhan Sarıbal açık katliam dedi. Tekrar seçildi. Ödüllendirildi. Yine mi seçtiler onu? Tabii. Yine tweet attı. Biliyorsunuz tweet var. Tabii ve birçok CHP'li mevcut yeni CHP'li. Onlar biliyorsunuz öyle diyorlar. Biz 1930'ların CHP'si değiliz. 30'ların CHP'si dedikleri Atatürk'ün CHP'si. Yani biz 30'ların... Yani helalleşeceği dönem Gazi Mustafa Kemal. Ya ben onu da garip buluyorum. Yani şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ni sizler çok iyi biliyorsunuz. Şimdi bir tanesi çıksa biz 70'lerin CHP'si işte MHP'si değiliz demek ne demektir? Merhum Alparslan Türkeş'in MHP'sini reddetmek, o çizdiği az önce konuştuğumuz çerçeveyi reddetmek. 1969 Adana'ya döndürürler adamı. Aynen. Siz yani bugün başına de MHP çok elim hadiseler gelebilir. Yani şu anlamda soruyorum. O zaman adama sorarlar. Sen MHP'yi reddediyorsan o zaman git başka bir parti. Reddiyi kime yapıyorsun? Git başka parti o zaman. Ha, bravo. Kabul ettiğim bir parti. Ya sen her şeyini reddediyorsun bu partinin. Bugün üye olmuş ama. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün üyelik beratı verdiler. Selamünaleyküm deyip gelmiş gibi yani. Selamünaleyküm de demiyor da onlar. Yani işte neyse. Öyle giriyorlar. Yani bugün üye olmuş. Ben tebrik etmek istiyorum kendisini. Ama TÜZÜK de bugün üye olanlara kabul vermiyor. Nasıl üye olacak? Acaba o delegasyonu nasıl sağlayacaklar merak ediyorum. Delegasyon bir duyuma göre Kemal Bey çekilecekmiş. Ya bir espri daha var bu arada. Espri de değil. Gerçekten buradan bir espri de çıkar. Şimdi bunu bitirdikten sonra onu da Ekrem Bey de destek oldu. Tabii. CHP'nin geçmişi tertemiz evlatlarından biri de Özgür Özel'dir dedi. Kemal Bey'in cümlesini hatırlatmaya çalışıyor. Neydi o cümle Cevin abi? Şey diyordu, bir CHP'nin geçmişi tertemiz, ondan sonra tüzüğüne, programına bağlı bir kişi bulsak, ben yerimi ona bırakmaya hazırım minvalinde belediye başkanlarına söylemişti. Bakın belediye başkanlarıyla yaptı. Bir tanesi de çıkıp, siz ne demek istiyorsunuz Sayın Genel Başkan, bizim geçmişimiz kirli mi, biz CHP'ye bağlı değil miyiz diyemedi. Yani bir tane belediye başkanı çık bunu söylüyor. Bir şey sorabilir miyim? Ekrem Bey bir de kökeni itibariyle CHP'li falan da değil. Nasıl bu kadar CHP'nin şeyi gibi konuşuyor? Hadi, merkez sağcı, ANAP kökenli birisi değil mi? Niye CHP'nin sanki bilirkişisi ve şeymiş gibi konuşuyor? Paraşütle gelmiş bir isim. Mustafa Sarıgül'le yayındaydık. Farklı bir ulusal kanalda. O CHP'li mesela şimdi. Ona ben dedi, getirdim dedi. Şöyle getirmesini de anlatıyor. Yani öyle bir ifadeyle söylüyor ki ben getirdim. Kulağında çekmesini bilirim. Kabelinden biri AB edasıyla konuştu. Hatta uçaktaydım dedi. Uçakta business'ta uçarken bir isim de verdi. Sonra Mesut Yılmaz'ın kendisini 2 kez arayıp ya bunu Beylikdüzü'ne değerlendirin. Çok faydalı olur dediğini. O işte Karadeniz ekonomine vurgu yaptığını. Mikro milliyetçilik bak bu ülkede en önemli en tehlikeli şeylerden biridir. Şu an Gürcistan'da Doğu Karadeniz'de Gürcü ajanlar geziyor. Bunlar basit bir şeyler değildir. Bunlar gelmiş en son Yalova Teşvikiye Köyü'nde Teşvikiye Köyü'nün sakinleri kahveden döverek konmuşlar. Bunlar basit hadiseler değil. Mikro milliyetçiliğe dikkat etmek lazım. Çerkezcilik yani, şimdi dış destekli hortlatılmaya çalışılıyor. Onu da anlatalım. İşte var bunlar. Atomlarına kadar parçalanması hedefiyle yapılan alttan alta aslında tabii ki bizim zenginliklerimiz var. Karadeniz'in ayrı güzelliği var. Doğu ve Güneydoğu'muzun ayrı güzelliği var. Ama çatı ve ebedi çatı. Abi, sen Yalova'ya gelip sizi Gürcistan'a bağlayalım hayalleri kurarsan aynen adam oraya gömerler. Yani. Aynen öyle. Ya bizimkiler Azerbaycan'dan gelmişler. Evet, tamam. Baba tarafı. Yani biz Kafkas kökenliyiz. Alep Türkleri. Oradan gelmişler Elbistan'a. 93 Azerbaycan'dan Muş'a gelmişler. Tamam. Biz Türk milletinin bütün zenginlikleri zaten anayasa 66 ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaş bağlı herkes Türktür. Herkes Türktür. Demiyor ki etnisitesi, boyu, soyu, hocam gibi yakışıklılığı. Yoksa bizim Karadeniz'imiz de oradaki vilayetlerimiz de güzel. Bütün vilayetlerimiz güzel. Hepsinin ayrı güzelliği var. Şimdi velhasıl kelam. Şimdi Dersim dediği yer Tunceli işte. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun siz neyine itiraz ediyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu bunlarla itiraz yaptı, kazandı. Artı seçimi kazanır mı? Bir not aldım. Kasım 2019'da meşhur 37. kurultay, daha sonra işte ertelenen kurultay galiba pandemi süreci nedeniyle. Ondan sonra o dönemin şeyleri başlıyor, delege seçimleri başlıyor. Mahallelerden başlar biliyorsunuz. Sayın Özgür Özel kendi mahallesinden, kendi söylüyor, ikamet ettiğim mahallede seçime katıldım diyor. Manisa Yunus Emre ilçesi Güzelyurt Mahallesi. Delege seçimine kendi katıldığı, kendi mahallesinde ikamet etti. 2019. CHP'de güçlü bir isimken seçimi kaybediyor. Kendi gösterdiği aday Manisa'da il başkanı seçilemedi. Tabii kendi gösterdiği aday son şeylerde de seçilemedi. Ama burada ben farklı bir şey söyleyeyim mi? Genel başkan yapacaklar. Ya şöyle Sayın Özgür Özel'in orada olacak demedim. Esas meseleye gelelim. Cem Kaya'nın söylediği mevzuyla bağlantılı bir şey söyleyeyim. Ben de şunu düşünüyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi birileri tarafından Sayın Baykal, şimdi bahsettiğimiz bütün isimlere bakın. Baykal, Karayalçın ekolünden sonra. Baykal'ın hatırlayın daha 19-20 yaşındayken merhum İsmet İnönü'nün yanında CHP Gençlik Teşkilatı'nda fotoğrafı vardır. Kızarız, şey yaparız, ederiz falan filan ama Muharrem İnce CHP teşkilatlarından yetişmiştir. Yani Muharrem İnce ile ilgili siz hiçbir dış siyasette veya bu Irak tezkeresinde Suriye tezkeresinde en ufak bir çıkışını duydunuz mu ya? Hayır, Ecevit dahi öyle. Tabii. Şimdi kongrede İsmet Paşa'ya az önce söylediğiniz Mustafa Sarıgül. O da CHP, DSP. Çocukluğundan beri. Aynı HDP desteği olmadan yani. %40.2 rey aldı İstanbul'da. Tabii. Tabii. HDP desteği yok. Muharrem İnce de bu ittifak olmadan girdi seçime. %30 oy aldı. Ve partisi 500 bin oy aldı. Çekildikten sonra bakın çok ehemdir. Partisi 500 bin oy aldı. Ki çekildi yani başına lideri yok. Şimdiki isimlere bakıyoruz. İşte söylediğin hocam Ekrem İmamoğlu merkez sağdan gelme. Mehmet Sevigen'de bir programa katılmıştık. Mehmet Sevigen dedi ki ya Kemal Kılıçdaroğlu dedi. 2000 öncesi DYP'den aday olma çalışması yapmış. Sonra birileri tarafından bize getirilmiş. İsmi de söyledi de unuttum şimdi. Evet bir Demirel şeyi yani, var çünkü. Kemal şimdi öyle bir şey var. Şimdi şöyle ben bir şey bakıyoruz. Ama. CHP yönetenler CHP'li değil zaten. Yani işte bunların burada adını değiştiriyorlar. Senin söylediğin mevzuya geliyoruz. Evet. Bunlar niye CHP'de toplandı o zaman? Sezgin Tanrıkulu CHP'li değil. Canan Kaftancıoğlu CHP'li değil. Onan Arıkçılar CHP'li değil. CHP kapatılsın diyenler ki ben de şu an artık CHP'nin kurtuluşu için bakın. Biz Gazi Mustafa Kemal'e önem verdiğimiz için o büyük lidere, komutana onun kurduğu partiye de önem atfediyoruz. Artık Türk siyasetinde de her zaman etkili önemli bir partidir. İlerleme açısından da önemlidir. Ben bunun için CHP'nin bir kendini kapatıp açması gerektiğini, aranıp ama açması gerektiğini düşünüyorum. Bir kapatıp açmak. Yani... Yok, zaten başka kimse belli ki Anayasa Mahkemesi parti kapatmıyor çünkü onu da gördük. Hani yeri gelmişken onu da söyleyelim bence. Yani ne bekleniyor hala ben onu da çok merak ediyorum. Yani onda... 2028 seçimlerini bekliyorlarmış. Ben Ankara'da dedim. 2028'de onu gündeme alacaklar. Bir umut diyorsunuz. Ama yani, hazine yardım 550 milyon gitti. Gitti. O nereye gittik diyor bilmiyoruz diyor. Hani bak özetle sonucu onu söyleyeyim. Para nerede? Cem Kaya'ya bırakayım. Estağfurullah. Alihan hocama ben de Cem Kaya gibi düşünüyorum. CHP'ye bu operasyonu yapan kuvvet CHP'yi kolay kolay bırakacağı benzemiyor. İşte hocam bunu yazsana ya. Vallahi bunu bir yaz ya. Yani, ama dikkat et bir yerlerden bir takım tehditler de alma. Evet. Avukat Cem Kaya boş konuşmaz yani. Türkiye'nin yaşayan, hayatta nefes alan Uğur Mumcusu'yla aynı masadayız. Eyvallah. Estağfurullah yani. Akıbeti sonu. Siz gelmeden önce İnşallah. De öyle söylemişti eyvallah. Sizin eyvallah. İçin. Eyvallah. Evet. Yani bu bir sistemin aslında müdahalesidir CHP'ye. Bir gücün müdahalesidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişi, CHP'deki o ideolojik operasyon, kırılmalar, köklerinden kopartılması... Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş kadrolarının mücadele ettiği bütün kuvvetlerle bugün kurulan ittifaklar, helalleşme süreçleri aslında bir operasyonun parçasıdır. Bu operasyonun devam ettirileceğini düşünüyorum ben de. Sayın Kılıçdaroğlu da kalsa, Sayın Özgür Özel de gelse aynı operasyon devam edecek. Aynı kuvvetlerin CHP içindeki eli devam edecek. Kemal Bey lehine çekilir mi Özgür Bey'in? Veya bir anda bir sağlık sorunu yaşar mı acaba? Ya aday olmayı çok istiyordum. Yaşım da ilerledi bilmem ne. Kemal Bey mi? Vallahi her şey mümkün olabilir. Çünkü bir de bir görüşme yaptılar. İlginç bir şekilde. Ya düşünün siz aday olacaksınız ben açıklıyorum. Tabii. Adamın ağzı var dili var ya. Çok tuhaf ya. Evet. Evet. Yani o açıdan ben de ciddi bir şekilde CHP'ye yönelik operasyonu sürdüğünü düşünüyorum. Peki Alihan Hocam sizce Ekrem İmamoğlu adaylıktan vazgeçti mi? Bu Özgür Özel'e desteğini böyle yorumlayabilir miyiz yoksa? İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığını lütfettiğiniz sualinizle onu hiç yoksa sorar. Cumhuriyet'e ama hakikaten çok değişik bir sual oldu. Birkaç yeri birden aday olduğu için Cumhurbaşkanlığı adaylığı mı? Tabii ki Cumhurbaşkanlığını adayını soruyorsanız ben öyle aldım soruyu. Gözünün nerede olduğunu hepimiz biliyoruz. Şunu söyleyelim bir kere Ekrem Bey'in biraz daha geçmişine indiğimiz zaman şunu görürüz. Kumpaslardan bahsettik, Ergenekon'dan, Balyoz'dan bahsettik. Bir kumpas daha var. Malumunuz Şike kumpası dediğimiz bizim 3 Temmuz kumpası. O kumpas zamanı Ekrem Bey'in hangi televizyon kanallarında neleri savunduğunu da bence iyice halkımız bir not etsin diye düşünüyorum ben. Bunu da bir unutmamak lazım. Hatırlatma yapmakta fayda var. Bir insan Fenerbahçe'yi sevebilir, sevmeyebilir. Kendi tercihidir. Ben sevilmesi yanındayım Fenerbahçe'nin her zaman. Ama bu başka bir şey. Bir de bazı şeyler en azından maşı olmak, akıllı insanların, zeki demiyorum bakın, akıllı insanların yapacağı işler değil. Taraf isimli Paçavra'nın attığı manşeti hatırlayın. 2008'de ya, daha ya. Bu İzmir'in birinci sıra bir aday var, Yüksel Bey. Vekil oldu şimdi. O hangi gazetedeydi? Taraf. O Paçavra'da. Ben gazete diyemiyorum çünkü. Kendisi, varmıyor yani. Kendisi benim meslektaşım. Eski meslektaşım tabii. Şunu da söylemek lazım. Yani ben anlam veremiyorum. Yani şu çok basit. Bu partinin adını değiştirin artık. Yani CHP bir müze olsun, bir bilmiyorum yani bir şey olsun. Bence çok güzel. Çünkü yani hala CHP bana maalesef, yani maalesef derken şöyle, şu anki haline çok üzülüyorum. Çünkü hala CHP'nin o ilk, o Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında 35'e 36'ya kadar belki benim için çok pozitif şeyler ifade ediyor. O birinci maddeyi okudum ya hocam. Evet. Yani 35'e 36'ya kadar rahmetli Atatürk'ün sağlığı biraz bozulup biraz da artık ben bunlarla uğraşamayacağım deyip hani o Dolmabahçe'ye geçip matematik kitapları yazdığı filan döneme kadar ki CHP benim için hep pozitif yani. Tabii ki arada yani eksikler, yanlışlar elbette var ama genel manada baktığınız zaman %85-90 pozitif tabii şeyler. Şartları da hatırlamak tabii, lazım. Tabii. %85-90 benim için hep pozitif şeyler çağrıştırıyor. Kişi olarak annem de çok hani bu konuda bana şey yapar zaten. Ve hani yani maalesef şu anki gördüğümüz, bir de şu benim canımı çok sıkıyor. İnsanların hala maalesef özellikle belli bir yaşın üstündeki böyle 50'nin filan üzerindeki insanların belki 55'in ya işte Atatürk'ün partisi deyip yani bundan faydalanıp bunun sömürüsü yapılıyor. Atatürk sömürüsü yapılıyor. Benim canım buna çok sıkılıyor. Türkiye'de insanlar şikayet eder işte din sömürülüyor filan diye. Doğrudur, sömürülüyor, olmuştur, oluyordur. Buna hiçbir şeyim yok fakat Atatürk sömürüsü de yapılıyor. Daha biz bunu yeni Fenerbahçe Kongresi'nde gördük mesela. Kesinlikle. Rahmetli Şükrü Saracoğlu'nun ismi kaldırılsın diye bir kesinlikle takım ayak oyunlarla bazı çevreler mutlu edilsin diye rahmetli Atatürk'ün ismi ön plana konuldu. Ya bir de sonunda çıkıp dendi ki Atatürk'e sorulsa kalsın bu isim iyi derdi dendi. O zaman niye değiştirdiniz yani? Zaten heykelini dikmek istiyorlar ya hocam Saray'ın. Beni öldürmek mi istiyorsunuz diyor. Evet. Bir insanı yaşarken öldürmek istiyorsunuz heykelini dikin diyor yani. Yani dört dönem Atatürk'ün 4 farklı bakanlığını yapmış birinin adını kaldırıp stadyumun isminden sonra Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atıldı yani. Yani Türkiye'de Atatürk sömürüsü de maalesef çok açığız Atatürk sömürüsüne. Türkiye'de de aynı şekilde. Biz maalesef, bizim millet duygusalız çoğunlukla. Bu duygusallık da bazen bize negatif olarak yansıyor. Bize negatif olarak kullanılıyor. Hepimiz, ben de dahil olmak üzere hepimizin zaman zaman maalesef bu duygusallıklara kapılıp hatalı şeyler, hatalı davranışlar yapabiliyoruz. Zaten Atatürk'ün, bir arada onu da söyleyeyim yani, lütfen bizim savunduğumuz ne mesela? Atatürk'ün eylemlerine bakıyoruz. Az önce hani Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğimiz noktalarda da bütün analizlerimizde biz politikalarına, pratiklerine, yaptıklarına, icraatlarına, onlara bakarız. Yani felsefesine, ona bakarız. Şimdi yani, Atatürk'ün ama sömürüsü bambaşka bir şey. Atatürk'ün bir cümlesi var. Hep bunu kullanıyorlar. Bu işte hani Atatürk'e ve Atatürk'ün o zamanki yaptıklarına muhalefet etmek için aslında şunu kullanıyorlar, şu cümleyi. Diyor ki işte bir gün benim yaptıklarım ve söylediklerim bilimle çelişirse, günün şartlarıyla çelişirse siz günün şartlarına uyun diyor. Fakat ondan bir sonraki cümlesini mesela çok az kişi bilir. Bir sonraki cümlesinde der ki bizim zaten yapmak istediklerimizin temeli, anası, manası bellidir der. Evet. Şimdi zaten diyor ki yani temel bir çerçeveyi çizdim, o çerçevenin içinde kalarak yapın diyor, ne yapacaksınız. O çizdiği temelde ne olduğunu hep biz biliyoruz. Benim yaratılıştaki tek olağanüstülüğüm Türk olmamdır diyen bir insanın zaten Türk milliyetçiliği olduğu aşikardır. Bu Türk milliyetçiliği elbette bakın işte 30'larda 40'larda farklı yorumlanmıştır. 60'larda farklı yorumlanmıştır. 60'ların sonunda artık 9 ışık doktrinin özellikle rahmetli Dündar Taşer'le rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'le filan hep böyle şeyle ne diyelim yani bu özümsenerek ilerleyen devam eden bir sürü evrimleşir yani zaten milliyetçilikte. Milletin nasıl şekli evrimleşiyorsa milliyetçilik de evrimleşir. Tekamül ve inkişaf. Tabii ki muhakkak. Ve elbette ufak tefek işte değişiklikler vesaire olacak ama şu var, siz temelde zaten milliyetçilik üzerine inşa edilmiş bir rejimde yaşıyoruz biz. Türk milliyetçiliği üzerine inşa edilmiş. Ve bunun şeyinde de devam ettirilmeye çalışıyor. Siz burada çıkıp Bakın CHP'nin şu an yaptıkları etnikçilik, rejimin Osmanlı'dan zaten hiç hoşlanılmıyor belli ki. Şey hiç yok zaten. Türkler Anadolu'dan önceki hiçbir zaten varlığı yok. Biz çünkü hani işlerine geldikleri için bu arada yani Atatürkçü falan oldukları için değil ama biz sanki 1919'da buraya böyle uzaydan paraşütle inmişiz gibi. Bugün şeyin inmesi gibi Özgür Özel'in. Partiye paraşütle evet. Bugün inmişiz gibi. Yeni tanıştı. Ama bir yandan da şeyden de çok memnun değilsin sanki 35-36'ya kadarki hiçbir şeyden de çok memnun değilsin. Ona da helalleşmek istiyorsun. Onunla da helalleşmek istiyorsun. Yani peki yani bir kökü olmayan bir siyasi hareket, kökü olmayan bir siyasi parti, kökü olmayan bir siyasi akım. Yani elbette tabii ki bir ideolojiden doğduğu bir çağ var işte 1800'ler diyelim hadi ona komple. Fakat da sizin fikriyatınız nereden geliyor? Yani sosyal demokrat desen sosyal demokrat değil. Sol liberal desen yani herhalde en böyle artık oturduğu yer sol liberalizm ama Türkiye'de de o yani gerçekten ben çıkıp sol liberalim desen ve açıktan yekten ben sol liberalim desen alabileceğin oy zaten işte o tipin kendini paralayarak işte aldığı %2. ÖDP falan. Ha işte %1,5'luk oy. Yani tip işte sol liberal tip herhalde alacağın o %1,5-2'ye. Hani bu arada tip oyu her dediğimde benim aklıma geliyor ve gülümsetiyor beni. Seçimden evvel anketler vardı hatırlarsınız. Milliyetçi Hareket Partisi de tipin oyunu böyle kafa kafaya gösteren anketler vardı. Yani o anketlerle manipüle edildi insanlar. Ve hatta buna karşı konuşan insanlara işte ben de dahil olmak üzere işte hem sosyal medyada hem konvansiyonel medyada bize şey dendi işte siz taraflı bakıyorsunuz. Siz milliyetçisiniz. Trollsünüz. 14 Mayıs'tan sonra yüzünüze tükürülecek. Bana hiç daha troll denmedi çok şükür. Bana seçim günü dediler. Ya. Öyle Ataköy'de mi? Oy veriyoruz. 14 Mayıs'tan sonra milletin içine çıkamayacağız. Biz Allah'a şükür o gün de çıktık, bugün de çıktık. Yani bir gün ne zaman milletin önüne çıkamam? Şu televizyonlarda veya Twitter'da vesaire bir yerde inanmadığım bir şey söylersem bir gün vallahi çıkamam. Gece de uyuyamam. Ama çok şükür ki şu zamana kadar 3-4 senedir televizyonlardayım. Sosyal medyada aşağı yukarı o kadar aktifim. Bir gün daha inanmadığım bir şey söylemedim. Benim hayata bakış açım, benim taktığım gözlük bellidir. O gözlükten bakmaya devam edip kendimce de anlatmaya devam edeceğim. Son olarak şunu da söyleyeyim. Gene uzattım özür dilerim. Ne demek ya? Ama sohbet gibi çok sohbet güzel oldu bu akşam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet. Şunu da söylemek istiyorum. Yani sadece bu da değil. Ben şeye de çok üzülüyorum mesela. Şu an hani bu 38 milletvekillerinin bir tanesinin partisinin genel başkanı bu Tunceli meselesine bir son çizgi atarak bitirmek istiyorum. Hatırlarsınız kendisi o an bulunduğu makama güvenip Türk milliyetçilerine ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir şey demişti. Hani yüreği yetiyorsa gitsin aynı şeyleri Dersim'de de söylesin demişti. Bugün Sayın Bahçeli'nin Tunceli'de miting yaptı. Evet ondan sonra da biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi en önde kadın vekilleriyle beraber hatırlarsınız o açıklamayı. Şu anki il başkanı da bir hanımefendiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdiki il başkanı yani olabilir. Değişti mi bilmiyorum ama. Ve orada bir açıklama yapmıştı. Tekrar aynı şeyleri söylemişti Tunceli'de de. Hani bizim duruşumuz da nettir. Nasıl Şeyh Said isyanı bir o zamanın terörist hareketi ise Seyit Rıza'nın harekatı da o zamanın PKK'sıdır. Evet. O zamanın teröristidir. Ben de aynı yerdeyim. Ceyhun Bey siz de. Cem Bey eminim siz de. O konuda sadece bir ek yapayım. Şimdi biz güvenlik politikaları da çalıştığımız için aynı zamanda. Şimdi o dönemin imkanları, o dönemin coğrafyası. Mesela bakın bu Seyit Rıza denen terörist o dönem bölgedeki bütün aşiretlere terör estiriyor. Deyim yerindeyse devlet içinde devlet oluşturmaya çalışıyor. Evet evet. Zaten ayaklama ondan çıkıyor ya. Tabii. Bir şey çok özür dilerim. Bir dakika. O tarihi çalıştığım için söylüyorum. Bakın o zamanki Sovyet arşivleri açıldı artık. O zamanki Sovyetler dahi bakın. Açık yani, açık Cumhuriyet hükümetine hak veriyor. Hak veriyor. Doğru yaptılar. Modern bir ulus devleti inşa ediyorlardı. Bunlar vergi vermeyi, askere gelmeyi reddettiler. Evet. Bakın yani düşünün komünist yani böyle komünist Sovyetler dahi diyor ki Cumhuriyet hükümeti doğru yaptı diyor. Bu yapılması gereken bir şey diyor. Evet ya bakın şartlar kötü müydü? Şiddet fazla mıydı? Bunlar ayrı tartışmalar. Güvenlik politikaları noktasında dediğim nokta şu olabilir. O dönemin imkanları şunları bunları dolayısıyla en fazla yapılabilecek tanım belki de belli noktalarda küçük çaplı orantısız güç kullanıldı. Evet kullanıldı. Doğru kullanıldı. Ama 5 sene sonra Avrupa'nın ortasında Yahudileri fırınlarda yaktılar yani. Katliamcıdır, şudur, budur. Bunu söyleyenler CHP'liler ya. Ya bakın açık yalan söylüyorlar ya. Ya insanların şunu anlaması lazım. Bağlamdan kopardığınız zaman tarihsel şeyleri anakronizme bayılıyor bizim millet anakronizme. Bayılıyoruz yani niyeyse bilmiyorum. Bugünden 100 yıl önce hadi bakalım tarih. Ben de özellikle çalıştığım 14-45 arası çalıştığım için yani 2 Dünya Savaşı dönemini çalıştığım için ya bakın İngiltere'de yani Birleşik Krallık'ta bu demokrasinin beşiği ve yani hani demokrasinin ilk başladığı yerde filan 7 sene seçim olmuyor. 6,5 sene seçim olmuyor. Ya. Ya, ve Türkiye'de o devirde demokrasi aranıyor. 35'te falan Türkiye'de. Yani öyle bir dönem değil o. O öyle bir dönem değil. Ya Stalin 30, bir yerde... 34, kadınlarımızın seçme hakkı... Avrupa'daki ülkelerin 4'te 3'ünden önce. Hatta İngiliz kadınları yerel seçimlerde sadece oy kullanabiliyorlar. Genel seçimde kullanamıyorlar. Pankartlar var. Türk kadınından benim neyim eksik diye. Ya bakın o zaman o kadar demokrasi. Bu kadar basit bu yani. Ya. Zamanın şartları var. Şimdi de mesela devlet daha merkezileşti. Ben merkezi devletten yanayım. O yüzden bana sıkıntı değil ama birisi çıkar desek ya 2023'te ne merkeziyetçiliği? Tamam ama işte günümüzün şartları da geçen hafta konuşmuştuk Cem Bey. Maalesef işte 1911-12'ye benziyor. Tamam. O yüzden devletler merkezileşmek zorunda. Yani üniter yapılar güçleniyor. Evet. Cumhurbaşkanlığı sistemi de bununla ilintili. Evet. Tabii. Düzeltilmesi gereken yerleri var mı? Var. Uyum yasalarının geçmesi lazım mı? Lazım. Ayrı. Edilir. Ama genel manada konuştuğumuz zaman bunlar hepsi zamanın ihtiyacına, işte o Hegel'in bahsettiği Zeitgeist'te yani zamanın ruhuna uygun bir şekilde işlerin bir araya getirilmesi lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yani şu önemli şu nokta, bir kere her sistem Cumhuriyet kurulduğunda da aksayan yani bir çerçeve, yine hep onu söylüyoruz. Önce bir çerçeve oluşturulur. O çerçevede aksayan noktaları içeride süreç içinde artık düzeltilmeye başlanır. Bunun eksikleri, gedikleri tamamlanır. İşte Sayın Bahçeli'nin sürekli vurguladığı, ondan sonra... Devlet Bey sürekli vurguluyor da maalesef diğer tarafta biraz intikası olmuyor. Ama biraz yapılması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli arasında anayasa referandumla ilgili bir çalışma da vardı. Salı günü gittik ama dediğim gibi o kısımda da bir akamet var. Bakalım meclise gelecek. Açacağım tabii, geleceğim. Yani o zaman şöyle toparlayayım ben de yani katkı olması açısından. Çok önemli şeyler söyledi Ali Yardımcı. Yani şimdi o dönemin şartları, mesela Lozan'ı eleştirme, bilmem şunu eleştirme. Tabii ki var eksikler ya. Tabii ki var eksikler. Neler konuştuk biz ya. Montreux'u kaldırıyorduk. Hatırlayınız 6 ay önce. Tabii. Neler duyduk ya. Şimdi o dönemin şartlarında düşünün, Lozan'ı eleştirenler Sevr'i unutuyorlar. O dönemin şartlarında elbette ki Lozan'da alabileceğini aldın. Ama vazgeçtim diyor. Anakronizmin tam da tanımı bu. Tabii. Tam da tanımı. Tabii ki daha iyi olabilirdi yani. Tabii ki daha iyi olabilirdi. Hasan Tam Takır Kurubakır ülke çökmüş, savaşlardan çıkmış. Sen ayakta tutmaya çalışacaksın. Önce Boğazlar'da bir komisyon oluşuyor. Senin Türk Boğazları yok. Bravo. Ama Gazi Mustafa Kemal son derece o derinlik, stratejik... Kokuyu alıyor, kokuyu. Savaşın geldiği kokuyu alıyor çünkü. Tabii inşa ediyor. Montreux'un altyapısını inşa ediyor. Hepsini bırakın. Bu Hatay'ı inşa ediyorlar. Hatay süreci. Rahmetli Atatürk diyor ki ya diyor, Majun'un hattını soruyorlar. Tabii. Bakın bu garantili belgeli, o MacArthur'a verdiği röportaj gibi şey anlatmıyorum. Hitler'in 48 saatte yerle bir etti. Diyor ki böyle diyor, saçmalık olmaz diyor, etrafından dolaşır geçerler diyor. Aynen de öyle oluyor yani. Ve hemen akabinde bu adam bunu biliyor, bu kadar biliyor bu işleri ya. Hocam grève de ventre, kıymetli hanımefendi, tarihte karın grevi. Fransız kadınları eşleriyle birlikte olmuyor. Evet. Önce gidin işgal altındaki vatana kurtarın. Evet. Dina Organ'ın Dinozor Anaları'nın kitabında vardır. Tabii. O aşılmaz denen hat 48 saatte yerle bir ediyorlar. Günümüzde yapılması gereken de bu işte. Cumhuriyet Halk Partisi özelinde konuştuk ama genel siyasete bakıldığında bu şekilde bir stratejik derinliği olan bir kuruluş sürecimiz, Cumhuriyet'in bugün geldiği nokta ciddi bir başarıdır aslında. O imkansızlıklarla Kıbrıs Barış Harekatları'nın yapılması, terörle mücadelemizde başarılar, bir bütün olarak Cumhuriyetimizi ele almak. Öyle bazen şeyler söyleniyor, tabii ki uygulamalar belki kastediliyor ama eski Türkiye yeni Türkiye meselesi değil. Türkiye Cumhuriyeti 100 senedir var, Türk tarihi binlerce yıldır var, Türk İslam tarihiyle ayrı bir zenginlik kazanmıştır. Ondan sonra Cumhuriyetimiz de ayrı bir zenginlik kazanmıştır. Ve son Türk devleti şu an çok daha güçlü. Ve burada bizim yapmamız gereken, CHP'nin de bu gelmesi gerekiyor da CHP bir türlü yanaşmıyor. Çünkü o proje sahipleri CHP'nin özünle yakınlaşmasını istemiyor. Gelse bugün savunma sanayinde, bugün dış politikada, milli politikalarda ortak akıl. Ya kaldıracağız dedi ya. Ya Ali Babacan dedi ki dokunur kılacağız dedi ya. Tabii. Neymiş? Tabii. Rekabet yokmuş. Tabii. Ya yazıklar olsun ya. Bayraktar'ın rakibi mi yok? Bir bak bakalım ya. Ve Aksungur'undan diğer tüm firmalarına kadar bir bak bakalım. Aselsan'ıyla, Havelsan'ıyla, Roketsan'ıyla nasıl çalışıyorlar? Ama dert başka. Rekabet olduğu için o kadar iyi oldu Bayraktar'da bu arada zaten. Rekabet olmasa bu kadar iyi olmazdı. Bugün kim kavga ediyorsa Cumhuriyetimizin kuruluş süreciyle, Türk milletiyle, Türk tarihiyle, anayasa ilk dörtle, Türk vatandaşlığıyla o dönemde kavga ediyordu. Bu dönemde kavga ediyor. O dönem Kuvayi milliyecilerle o dönemdeki işte Kürdistan Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Amerikan Muhipleri Cemiyeti, Mavri Miracılar, bu Patriye de bir faaliyetlerine de bakmak lazım. Biz uzaktan bakıyoruz hocam. Tabii. Hani diyor ya, bakmak lazım. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Biz uzaktan mücadele ulusal kanalda da söyledim bunu. Bak aynı 100 yıl bu zikrettim bunları, bir kaynadı gitti. Bugün Estonya'ya gitmiş. Estonya'ya gitmiş. Estonya Devlet Başkanı'yla görüşüyor. Arkasında Estonya Devlet Başkanı'nın Estonya bayrağı var. Patriğin, papazın diyeyim. Arkasında Patrikhane bayrağı var. Ya sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir din görevlisisin ya. Bravo. Sen kimsin ya? Tabii. Buna tavrı göstermemiz gerekiyor. Bunu çok net bir şekilde söyleyelim. Esas mesele işte dediğimiz gibi 100 yıl önce kimler mücadele ediyorsa karşılıklı, bugünkü mücadelenin adı da aynıdır. Türk milletiyle, Türk devletiyle, Türk tarihiyle Türk düşmanlarının mücadelesidir. Her alanda olduğu gibi. Çok doğru. Peki. Şimdi anayasa meselesini konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını hatırlatalım bir kez daha. Muhalefete seslendi. En ideal anayasayı bulalım dedi. Muhalefet de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir takım özürler sıraladı. Ardından da kabul ederseniz buyurun gelin anayasa yapalım dedi. Siz Ankara'daydınız, yakından takip ettiniz süreci. Destek de veriyoruz. Biraz yasal mevzuatı da anlatır mısınız bize? Tabii ki şimdi bizim elimizde bir anayasamız var. Affınıza mağruren kelimeyi çok özenle hitap edeyim. Yamalı bohçaya dönmüş. Bu yamalı bohça 80 ihtilalinden bu yana, hatırlarsınız o anayasada biliyorsunuz gri renkler, mavi renkler, beyaz zarf içinde antidemokratik bir dönemde süngülerin eşliğinde maalesef o dönemin koşullarında %90'lar mertebesinde teveccühen çıkarılmış bir anayasa ve fakat özünde, doğasında demokrasinin temel ilkeleriyle son derece tenakkuz halinde bir anayasa var. Şimdi ne yapmak istiyoruz biz bunu? Diyoruz ki 96 maddesi 19 kez değişmiş. Bu tam anlamıyla bir yapboza dönmüş bir anayasa metni var ve bu anayasa metninin de değişmesi lazım. Türkiye'deki bu metnin değişmesinin karşısında duran herhangi bir hukukçu veya herhangi bir akademisyen var mı? Yok. Ve fakat usul nasıl olacak? Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Lider Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle sadece AK Parti ve MHP denkleminde kaldı. Kıymetli Üstadım Fethi Yıldız çok ciddi bir çalışma yaptı. Hukukçulardan müteşekkil bir heyette verildi ki 100. yıla 100 maddelik bir anayasa yakışır. Onun da dibacesine Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle vücut bulmuş biz Türk milleti yazdı. Çok önemli bir cümledir. Çünkü anayasalar dibaceleriyle vücut bulur. 80 ihtilalinden sonra tasdik olunan referandumdan geçen 82 anayasası da dibacesinde demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet dolu sinelerine emanet ve tevdi edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'dır. Ondan sonra işte o kıymetli Ceyhun Bey'in ifade ettiği 1. madde Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir, 2. madde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı, laik, demokratik bir hukuk devletidir der. Bunlar önemli kavramlardır. 3. maddesi Milli Marşı'nı, başkentini, Ay Yıldızı Al Bayrağı'nı ki şehit kanlarıyla sulandığını ifade eder. Dolayısıyla bu ilk 3 maddeyi de ihate eden bir 4. madde vardır. Şimdi Ceyhun Bey'in de ifadesiyle bunu koruyarak ve yine 66. maddede ifade olunan asla o bir rasyo, faşist bir kavram olmayan 66. maddedeki Türk hukuk kavramını ihate eden bir metinle yola çıkmak lazım gelir. Şimdi biz çalıştık, çok ciddi emek verdik, bir takım metin katkılarına bulunduk ve Cumhurbaşkanımız topladı. 12 Eylül önemli bir gündü. 12 Eylül ben farklı bir ulusal kanaldaydım, orada da ifade ettik. Ülkücü şehitlerimizin isimlerini zikrederek Ali Bülent Orkanları, Fikri Arıkanları, Ahmet Keserleri bunlar önemli. Onları zikrederek, hatırlatarak hatta o Ulucanlar'da Cumhurbaşkanımız ifade etti. Ulucanların, Sağmalcıların, Bayrampaşaların, Sincanların bir dili olsa da konuşsa Diyarbakır cezaevlerinin. Çünkü çok büyük işkenceler yapıldı. Bir sağdan bir soldan yani Mustafa Pellimanoğlu şunu küçültüp asıyorsun kolay şeyler değil. Küçsüz yere. Evet ve bir hakikaten onun ağabeye geldi. Soyadını dahi değiştirmişler. Ve bunca mücadelesine rağmen hala kendi soyadını alamıyor. Onun yazdığı mektubu çerçeveli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettiler, takdim ettiler. Cumhurbaşkanımız dedi ki Abdullah Güler vardı. AK Parti'nin grup başkanı. Bu önemlidir. Özgür Özel de kaynadı o. Özgür Özel grup başkanı olarak genel başkanı temsil eder. İl başkanı İstanbul'da genel başkanı temsil eder. Bunlar önemlidir. Dolayısıyla istifası ilk bölümde atladık onu. Derhal ehemmiyette takdimen öncelikle gerekir. Abdullah Bey dedi tüm partilerle tartışın. Zaten İttifak-ı Cumhur'da bir sıkıntı yok. Bizleri Devlet Bey'le konuşup belli bir noktaya getirdik. Ama şimdi sizin mevzuat gereği bir 5'te 3 çoğunluğa, yine mevzuat gereği bir 3'te 2 çoğunluğa. Nedir bunlar? 600 vekil var. Malum parlamentoda Sezgin Tanrıkulu dahil. Yani -1 diyemiyorsunuz. Eskiden Barış Manço girerdi rahmetli. +1 yazardı. Evet. O hatırlarsınız, belki yaşınız teverrüden bizden gençtiniz. İl sınırında o +1'i eklerdi kalemle. Şimdi bu 600'de 5'te 3'ü bulacaksınız ki 360'la referanduma gidebilirsiniz. Veya 3'te 2'yi bulacaksınız, 400'ü ki referandum olmaksın geç. Ama Devlet Bey'in net bilgiye dayalı söylüyorum talimatı var. Fethi abiyle görüştük. İsterse 600'de 600'de geçsin, milletin vicdanına, teveccühüne gideceksiniz, milletin reyini alacaksınız. Hı. Bu anayasa niye önemli? Bonapart'ın bir sözü var, diyor ki süngüderle her şeyi yapabilirsiniz. Hı. Ama üzerine bir iktidar, bina inşa edemezsiniz. Olmaz, yapamazsınız. Kurumları, kendi içerisindeki demokratik yapısı, kendi içerisindeki müesseseleri, ruhu, lafzı ve ruhuyla bir bütündür der mesela. Ama o lafız ve ruhta bir takım sıkıntılar varsa, şunu düşünebiliyor musunuz? Anayasanın 81. maddesi de istinaden and içerek görev ifasına başlıyor bir milletin vekili. Ama sonra gidiyor bir zırh giyiyor. Bu zırh ne? Yasama dokunulmazlığı, dokunamıyorsunuz. Ama vatana ihanet içerisinde son derece ciddi bir takım eylemler silsilesinin 5'i işte söylüyor kıymetli hocam. Ben bunu bangır bangır bağırdım, sesim kısıldı. Mart 2021'den beri HDP'nin kapatılma davası devam ediyor. Neyi bekliyorlarmış? 2028 seçimlerini. İroni yapayım biraz. Ya yapmayın. Reddedin. Başım gözüm. Hayır, reddetsinler. Bak, reddedin diyelim ki ya biz hukuken eleştirelim, reddedin. Diyelim ki 28-28 siyasi partilerin 98-101. maddeleri, anayasa 68. Biz yanlış görmüşüz HDP'yi. Biz yanılmışız diyelim. Kapatın. Yeterli kanıt bulamadık desinler. Evet. Kapatın. Konuşun. Onu da anlayalım, anlatalım. Aynen. Zaten Yeşil Sol Parti, partiler girdiler çatır çatır mecliste adamlar. 550 milyon oldu diyoruz. Ve tabi 3 kez bu konuda açıklamada bulundu. En son Mehmet Şimşek'e sordular. Ufka baktı o da. Bu da bir enteresan. %20 KDV geldi. Araca mükerrer vergi geldi. Evet yani. Abi sen 550 milyonun peşine düşsene. Onu bir bulsana. En son daha da eleştireyim. Kredi kartı zenginlik aracı değildir dedi. Bir kameraman kardeşim Ankara'da, abi ben onunla geçiniyorum, bakana söyleyin dedi. Bak bunlar basit şeyler değil. 31 Mart'ta seçime gidiyoruz biz. Kredileri kesin diyor. Bugün kaç tane adam arıyor beni, diyor ki ev alamıyoruz, araba alamıyoruz. Krediyi kesti. Nasıl yaşayacak millet? Yoksa ortodoks politika, ben de yazayım sana, arttırayım vergileri. Mükerrer vergi salayım. Gerek yok benim Mehmet Şimşek olmam. Eleştirmek de bir marifettir. Günün sonunda biz bu anayasaya muhtacız. Çıkar mı? 360 vekil bu konsensüste buluşur mu? Buluşur. Döndü. Tayyip Bey aynen şunu söyledi, Riyaset Cumhurbaşkanı. Olursa olur, olmazsa da olmaz. Kendileri bilir dedi. Ama günün sonunda 39 milletvekiline dönüp dolaşıyor işte. 323 artı 39 bak. Denklem nerelere geliyor? Çünkü 360 olmazsa gidemiyor. Ama sen şimdi hiç bunlara gerek yok. 600 vekille bunu yapabilsen ya. Cumhuriyet Halk Partisi de bunun içinde olsa, eleştireceğine, tahkir, tezif edeceğine gelip zamanında olduğu gibi parti kapatmaları tartıştılar. 63 tane maddesi geçmişti. O zaman parlamentonun onayı gerekiyordu. Niye çıkarmadınız arkadaş 2010'da? Yok. Ve HDP'nin dahi orada çekimser kaldığını biliyor musunuz? Şimdi başında dava var. Dolayısıyla bu anayasaya bizim ihtiyacımız var. Ha, anayasa geldiği zaman Cumhurbaşkanımızın tabiriyle sihirli bir değnek dokunup adalet mi gelecek? Ben arıyorum onu bazen, adliyeye giriyorum böyle. Diyojen'in insanlığı arıyorum demiş ya, ben de arıyorum, bakıyorum. Orada gözü kör bağlı bir temiz. Cem Bey, size cep telefonunun ışığını açın. Diyojen fenerle geziyormuş ya. İşte ben de açıp bakıyorum, orada heykeli de görüyorum. Ablanın kılıcı var, terazi var, gözler bağlı. Ben de bakıyorum ona, murad ediyorum ya, bak burası adalet sarayı diyorum. Palas'ta justice. Ama sarayı var, adalet yok. Bunları duysun Adalet Bakanımız. Gelsin biraz bizi bir dinlesin. Biz yani küfreden dinleniyor bizde. Hükümete her gün sövüyor. Bakanlık çağırıyor onları. Ya diyor, siz ekranlara çıkıyorsunuz. Halkın nabzısın ama o biz olmuyoruz ya. Biz destek verdiğimiz için bizi çağırmıyorlar. Sövmek gerekiyor herhalde. Çıkıp söveceğiz. O zaman diyecekler ki arkadaş bir gelin. Farklı muhalif kesimleri dinleyelim. O zaman dinleyecekler bizi. Dolayısıyla bu anayasa çıkmak zorundadır. Bu anayasa lazımı gayrimifade kondüktüsüne konu. Olmazsa olmazımızdır. Olmuyor mu? Bir daha 5 yılı bulaman arkadaş. Bak. Benim sloganım bu anayasa ile ilgili şu. Mehmet Uçun Bey'e de söyledim. Şimdi değilse ne zaman? Millet verdi ya. 5 yıl bir size imkan verdi. Ve şu anki parlamentonun yapısal çözümlemesine baktığınız zaman bu olur. Olur. Ama değerlerinizden taviz vermeden. Gidip Babacan, gidip Davutoğlu işte 2 kez söyledi stratejik derinlik. Derinlik dediler. Rus uçağını bir gün daha düşürün dedi. 55 şehit verdik. Düşürsene hadi. Hadi git bakayım. Şimdi bir tane jetin kalkamıyor. Geçsene Kuzey Irak'a. Onun için atıp tutmak kolay. Başbakandı, bir daha verirdi. Büyük kahraman adam. Ne oldu? Neredesin? Nerede derinlik? Ne oldu? Gidiyordun sen camide namaz kılıyordun. Ne oldu arkadaş? Caber Kalesi'nden 33 kilometre Ahmet Davutoğlu'na söyleyelim Dışişleri Bakanı iken. Vatan toprağıdır. Fransa ile yaptığımız Ankara Anlaşması'nın 9. maddesi. Süleyman Şah'ın kemikleri sızladı. Koşa koşa kaçırdılar. Koşa koşa. Gitti bir de orada namaza durdu. Ya durma arkadaş. Evvel emirde o toprak Türk toprağıdır. Ve Caber Kalesi'ne Süleyman Şah'ın kemikleri tekrar taşınmalıdır. Orada tekrar asker nöbeti tutmalıdır. Bir fotoğraf ben ağladım ya. Ya çok ve nereye gömdüler biliyor musunuz? Vatandaşın toprağına gömdüler. Türkmen bir vatandaşın. Adam diyor ki toprak benim. Gelin gömün de diyor. Bir izin alın bari. Ya çok kötü bir gündü. Bunlar konuşulması lazım. Toprak kaybettik ya biz. Bak, o evet. Bu stratejik derinlik müellifleri bugün 39 vekili oraya soktular. Bu seçimin bir kazanan da Ahmet Davutoğlu'dur, Babacan'dır. Babacan diyor ya, hadi gelin diyor, elini vuruyor. Elini vura vura Halk TV'de. Kazansanıza bize rağmen diyor. Meydan okuyor, challenge ya. Arkadaş ne güzel ya. Ya bu da 5 milletvekili istiyorlar. Ya evet bir de ilaveten. Ya bakın bu hakikaten ben Cumhuriyet Halk Partili olsam ya bakarım derim ki arkadaş orada Sadullah Ergin var. Burada Yüksel Taşkın var. Öbür tarafta Siyah Sezgin var. Siyah Sezgin diyor ki Siyahlar diyor atış yaptı masum köylüleri öldü Cem Yılmaz gibi. Adamların elinde kanas tüfek var. Suikast silahıdır. 1 kilometreden Mehmetçi vurur şehit eder. AK-47 var. Diğeri de keleç. Ve Mehmetçi katili. Ve bütün kıyafetleri her şeyiyle terörist unsurlar. Oturmuşlar. Siyah gitmiş onu vurmuş. Ne yapacak? Ona oradan mendil mi atacak? Ne yapacak? Harp halindesiniz. Ha? Operasyon bölgesi orası. O gelip seni öldürüyor. Ne yapacaksın yani? Ve buna diyor ki işte diyor Mehmetçik diyor gitti diyor. 15 tane diyor köylüyü diyor helikopterden attı diyor. Bunu bangır bangır ulusal kanalda söylüyor. Hala bir şey yok. Faik Öztürk arkada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı olduğu halde biz bunu kabul etmiyoruz. Sevk et. Tedbirli. Ben gerizekalı. Tanju Bey yaparken Tanju Özcan'a yapıyor. O senin Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladı değil mi? O başka bir evlat mı? O da hukukçu. Hayır bir şey soracağım. Tanju Bey'in kabahati daha mı büyük yani? Ha, bak onun da yaptıkları doğrudur yanlıştır ayrı bir tartışma konusu. Hocam bir şey okuyayım mı bak? Bunu Fethi abi dünkü yayında da okudum. Hep Atatürk'e sığınıyorlar ya. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in 1. yılında 29 Ekim 1924'te +1 diyor ki ordumuz Silahlı Kuvvetler Türk Birliği'nin Türk kudret ve kabiliyetinin Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Buradan sonrası bana ait değil. Türk ordusuna kim ki dil uzatıyorsa su katılmamış şerefsiz bir vatan hainidir. Atatürk'ün mesleği neydi arkadaş? Asker de değil mi? Senin o Tunceli'deki Dersim dediğin ki Dersim bir bölgenin adıdır. Tabii tabii orada yalan söylüyorlar yani. Yanlış Dersim bir vilayetin değil bir bölgenin adıdır. Öyle 3000 senelik ismi falan da değil. 2-3 bin senelik. Tabii. 1800'lü yıllarda bravo. Konulan bir isim. Bravo. İşte Ahmet, Botan vesaire bunlara girmeyelim. PKK jargonuna göre de bunlar kendi vilayetlerinin adıdır. Botan komutanı der. O komutan PKK'lı terörist. Evet. Ahmet sorumlusu der. Tabii. O gider sonra senin Siyan onu uçurur. MİT operasyon yapar. Sonra bir bakarsınız bir takım milletin vekilleri bu cenazelerde. Sonra da diyor ki Selahattin Demirtaş o cenazeye gitmezsen diyor seni disipline veririm, ihraç ederim diyor. Tabii. Ya bu Selahattin Demirtaş özgür olsun diye Kemal Kılıçdaroğlu köy köy kasaba kasaba gezmedi mi? Diyarbakır'da şunu demedi mi? Geçen programda sen hatırlattın. Evet Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğü istiyorsanız bana arayı verin demedi mi ya? Sen hatırlattın. Yanlış hatırlamıyorsam geçen bir bayı yayındaydık Cemkaya ile. Diyarbakır'da gitti. Tigris buluşmaları. Tigris buluşmalarına katıldı. Sayın Kılıçdaroğlu bakın yanında kullanılan ifade şu. Sayın Kılıçdaroğlu, ben işte Sayın Kılıçdaroğlu burada, konuşan burada. Benzetmek gibi olmasın. Evet yani. Ya benim hoşuma gitmedi bu. Kesip attığı tırnak olamazlar o ayrı mesele. Tigris buluşmaları. Dediği ifade şu. Türk ordusu diyor Ondan sonra Suriye'de, Irak'ta katliam yapıyor. Orada katliam yapıyor dedi. Ek olarak bir ifade daha kullandı orada. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu hiç sesini çıkartmıyor. Evet. Kuzey'de de yapıyor. Hı hı. Kuzey dediği neresi? Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin Güneydoğu Anadolu coğrafyası, Doğu Anadolu coğrafyası. Yanımda benim Cumhurbaşkanı adayım Kemal Bey. Bunu susabilmek için gerçekten yani o milliyet duygusunu tamamen yitirmiş olmak gerekiyor. Bu susunacak ama 25 şey milyon rey aldım diyor Nur Hanım. Ben diyor halkın vicdanıyım, %48,5 rey aldım diyor. Ya bir şey söyleyeceğim ama şunu da anlaması lazım. Yani. Ya. O masada ben olacağım. Bak ne yemin ediyorum ya. Hani en olmadı orada fiili bir müdahale olur. Bırakın hani belki sözlü bir ifadeyi ama yani mesafe çok yakın çünkü. Elinin bak elinin ulaşacağı yerde. Gereğini yap ya. Gereğini yap. Ondan sonra işte diyor ki niye bana taş atıyor millet? Niye ben şehit cenazesine gidiyorum benim koyduğum çelenk tekme? Ne yapsın? O Mehmetçik o operasyonda şehit oluyor. O Mehmetçik şehit oluyor. Sen cenazesine gidiyorsun. Şehidin anası babası sana bakıyor. Ya diyor sen bunları nasıl savunuyorsun diyor. Ben sordum dün İYİ Partili bir milletvekiline ya. En çok ne denedim? Zorlandınız. Biz HDP'yle yan yana konumlandık. Yapıştık dedi. Çünkü senin oy istediğin aday Kemal Bey bu. Tigris buluşmaları diyor. Gelmiş adam orada Mehmetçiğe sövüyor. Senin Ay Yıldız Albayrak'a sövüyor. Şimdi Tanrı kuludan ne farkı var? O Tanrı kulunun genel başkanı bunu yapıyor. Doğru mu? Çünkü sükut ikrardan gelir. Siz gidin benim yanımda bakayım Ceyhun abi, Alihan Limoncu'ya size karşı biri bir kelam söylüyor. Bir dakika derim ya. Siz ne kötülüğü ben bu insanları tanıyorum. Aynen. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Silahlı Kuvvetleri ya. Yani konuştuğunuz kurumlar sizin yönetmeye talim olduğunuz devletin hayandası ya. Türk milleti asker bir millettir ya. 15 Temmuz'da darbe yapmış. Onlar asker değil ki. Onlar terörist. Peki siz şimdi darbe falan bile değil şimdi o yani. O 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda senin 2 tane albayın, biri şehit oldu Sait Ertürk, biri Davut Alaş şimdi Kor General. 8 tane kurşun yedi bu FETÖ'cülerle çatışırken. Yanında da Cihat Dağdeviren emniyet müdürümüz şimdi Adıyaman kulakları çınlasın. Vatan müdafası yapıyorlar. Onlar da asker. Biz onlara diyor muyuz bunlar darbe? Hayır. Onlar Genelkurmay'da, jandarma komutanlığında, Mürtet'te, Akıncı'da kim mücadele etti ya? Asubay şehidimiz vardı. Berat evet. Yıldırım mıydı? Evet. Yani, kim mücadele etti? İsmi hatırlayamadım. Şey ya bu lazım. Mücadeleyi yapan silahlı kuvvetlerin asli unsurları. Tabii. Yoksa tabii ki millet sayende, tabii ki polis, emniyet direndi. Ama silahlı kuvvetlerin kendi iç unsurları direnmeseydi. Binali Bey'in bak yanımda söyledi Binali Bey. Emir veriyor. Diyor ki Mürtet'i bombalayın Nur Hanım. Hı hı. Niye? Buradan FETÖ'cü hainler uçak kaldırıyor. Ankara'da bombalama yapıyor. Milleti şehit ediyor. Komutan diyor ki hava komutanı yazılı talimat geçin. Ka diyor darbe oluyor. Ne yazılı talimatı? Kalkın ve vurun. Vurmuyor. Eskişehir'e talimat veriyor. Eskişehir gidiyor vuruyor o pisti de. O uçaklar evet. Devam edemiyor. Yani düşünebiliyor musunuz ya? Biz nerelerden geldik? Nereden döndük? Ama o Mehmetçik hemen sonrasında hangi harekatları yaptı? Fırat Kalkan. Barış Pınarı. Zeytin Dalı. Şimdi sen şunu diyebilir misin? O Mehmetçik terörist FETÖ'cü. Aşağı huzurda. O darbe yaptı 80 ihtilalinde. Yargıladın. Ya ülkücüleri tabutluklarda, zulümlerde ya. Tırnaklarını çektiler. Rahmetli Başbuğ Türkeş ne diyor biliyor musun? Evlatlarım diyor. Eğer işkencelere dayanamazsanız hepsini Türkeş yaptırdı deyin. Evet. Benim sonra soruyorlar. Benim. Sonra sorayın. Hafif böyle kambur Alihan hocam gibi böyle duruyor. Niye bu kadar yorgunsun? Bir ana bir baba evladını yitirirse 5-10 yıl yaş. Ben 5000 evladımı yitirdim diyor. Hı hı. Ve burada diyor bu mahkemede vereceğiniz beraat kararı da mahkumiyet kararı da benim için birdir. Benim burada yaptığım savunmanın yegane unsuru vardır. Türk milliyetçisi olmak ve bunu savunmak mahkumiyet unsuruysa suç telakki ediliyorsa tarihin en büyük suçlusu diyor. O %43 mevzusu da büyük aha. Yani avuntu mu diyeyim artık aha. Hani yanılgı mı? Seçimli bir seçimde zaten bu kadar oy olması bence. Yani insanların bir şey söyleyeyim ya orada da şunu yaptılar orada da başarılı oldular algı operasyonları yüzünden. Belki Cumhur İttifakı da işte AK Parti de sorgulamayı bu analizi yapmalı. Sayın Cumhurbaşkanı karşıtlığında konsolide ettiler. Başka bir şey evet, yok. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bakın ben net bir şey söyleyeyim mi? Yani. Yaşım tutsaydı ve ben aday olsaydım teke tek Cumhurbaşkanı'na girseydim ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy alırdım. Hayır diyebilir misiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik algı operasyonları, yalanlar. İşte örneğin ya işte yok 29 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de işte kadınlar sokağa çıkamayacak. Kadınları sahiplendireceğiz. Sahiplendirilen oldu mu? Bankalar mevduatları vermiyor dediler. O gün evet. Bir özel bankanın ismini zikretmeyeyim. Müdür hanım perişan halde kadın ve sürekli genel merkezden para taşıyorlar. Yani rakamları söylemeyeyim size. Millet korkudan ya, 14 Mayıs günü el koyacak devlet seçimden sonra diye paraları çekiyor. Yani sadece sonra ne oldu biliyor musunuz? 15 Mayıs günü hepsi paraları geri yatırdı. Yani sadece bu şeyle yani öyle bir kitlede ben açık söyleyeyim muhalefet kendi kitlesinin psikolojisini bozdu. Yani her şeyle ya şunu bakın bozdu. Koskoca Cumhur İttifakı'na oy verenlere yaratık muamelesi yapıyorlar. Sosyolog Profesör Emre Kongar şunu yaptı ya canlı yayında. Herhalde dedim ironi bu Cem Yılmaz. Bir dedi Merdan Yanardağ. Oy pusulası var. Buraya dedi siz Kemal Bey oy basacaksınız. Akşam 5'ten sonra mürekkep uçacak. Saati de yer değiştirecek. Bu akıllı bir mürekkep. Tamam mı? Buraya geçecek ve Tayyip Bey'e. Ve bunu ekrandan söylediler. Millet de bunu inanarak çok sayıda müvekkilim dedi ki ya dedi böyleymiş dedi. Ama yaşı büyük değil mi bunlar? Evet. Ben de dedim ki teyzeciğim bak vallahi billahi yalan. Ama ben sana şimdi desem ki Gazi Mustafa Kemal yarın gelecek oy verecek. Sen buna inan olur mu? Öldü dedi. E bu da yalan dedim bak. Bak yalan dedim teyze buna inanma. O çok uç düzey ya, bir... Ya yaptı Emre Kongar. Söylendi bunlar ya. Televizyonda medyada seyrettik ya. Bak bu sitcom değil ha. Gerçek bu. Bu Emre Kongar ya ben talebeydim ya. Ben bu adamı izlerdim dinlerdim ya. Hoşuma giderdi. Emekli olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde verdiği dersi ben verdim. Ya şimdi düşünebiliyor musunuz? Gerçek yani. Bakın şöyle bir şey düşünün. Kandil'den terörist elebaşları her gün açıklama yapıyor. Bunun videoları var. Ya diyoruz bakın örgüt, terör örgütü Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istiyor. Esas Cumhur İttifakı'nı destekliyor onlar diyor. Tövbe estağfurullah tövbe diyorsunuz yani. Ya MHP'nin olduğu yeri mi destekliyormuş? Şimdi ya, tövbe estağfurullah. Bakıyoruz hadi seçim sonuçlarına da bakıyoruz. Yok. Seçim sonuçlarında da evet. Terör örgütünün siyasi ayağı Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermiş. Evet. Örgütün yayın organları sürekli yayın yapmış. Ama bakıyoruz bugün işte Sayın Yıldıray Çiçek bir yazı Türk Günü'nde yazdı. Müthiş Türk bir yazı. Yazısı müthiş bir yazı. Müthiş. Bugün Cumhur İttifakı'nın en önemli iki liderinden bir tanesinin danışmanı yazı yazıyor. Anayasadaki kırmızı çizgileri yazıyor. Çok net. Diyorlar belki ki, de Yıldıray Bey'in de en iyi yazısı herhalde. Müthişti yani. Diyor ki sayın işte Cumhur İttifakı anayasada şeyi değiştirecek. İlk 4 maddeye onlar dokunacak. Ya arkadaş her şey net. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP, vatandaşlık, ilk 4 madde, üniter yapı, Türk devletini var eden her şey. Bakın bunları bozarsanız size bir şey diyeyim mi? Devlet kalmaz. İşte silahlı kuvvetler ordu. Demokrasi ya niye orduya sövüyor? Ordu neyin bekçisi? Bunların neyin? Bak, ordun olmasın göreyim bakayım ben seni. Bunların olmadığı yerde ne olur biliyor musunuz? FETÖ gibi, PKK gibi. O Amerikan emperyalizminin, Avrupa emperyalizminin bütün taşeronları bu devlete çöker. Anayasayı kendilerine göre dizayn ederler ve esas anti demokrasi o zaman başlar. Bunun bir prototipini, bir fragmanını biz Kumpaslar sürecinde izledik. Evet. Yani. Ve önce deniz kuvvetlerinden başladılar bak. Önce oraya, önce orayı çözdüler. Niye? Anayasanın ilk 4 maddesi, Türk vatandaşlığı, üniter yapı sadece devletin birliğini, bütünlüğünü korumuyor. Vatandaşının bütün demokratik haklarını koruyor. Yani ırzımızı, namusumuzu koruyor. Belki daha bile önemli. Yani. Ordu koruyor seni. Ve Cumhur İttifakı bunun arkasında dururken vay efendim kendileri kaldırmaya çalışırken vay efendim böyle böyle. İşte inanılmaz derecede psikolojisi bozuk bir kitle. Cem Kaya da güzel anlattı. Yani ona inanan insanlar var. Ama gerçekten arıyor Ceyhun abi. Ya ama şimdi koca profesör bir şey söyleyince insanların böyle düşünmesi de normal ya. Gittim yayını izledim ya. Ya ben talebeydim ya. Hocayı izlerdik profesör. Anlatırdı sosyoloji, fabrika, bir takım kavramlar. Ya bu gerçek olamaz dedim ya. Tabii. Ya aynı kişinin terörist başına yaptığı övgüler bile... Yok Emre Bey değil şimdi. Emre Hoca'yı anlarlar. Emre kişi derken Merdan Yanardağ'dan bahsediyor. Ama yanlış olmasın. Zaten o iddiayı Merdan Yanardağ söylüyor. Emre Hoca da onaylıyor. Maalesef. Yani ya evet falan. Abi şey bu televizyon kanalları Gülnaz Çırınga diye bir şey yaşadı ya. Ya Devlet Bey'e hatırlar mısınız onu? Korona aşısı yapan hemşire dövülmüş. Gülnaz Çırınga diye. Bu iddiaya inandılar. Bunu zikretti bir hanımefendi. Sizden biraz daha az güzel bir kıymetli hanımefendi. Hadi öyle komplimanda bulunayım. Nasıl hemen nasıl yüzüm güldü ama bazen hakikatler zikredilmekle. Ya Allah var şimdi sonradan da özür diledi ama özür yani. Diledi ama ya nasıl inanırsın ya? Ya belli ki şaka bu yani. Ben özelden yazdım dedim ki ablacığım bu gerçek değil. İnanmadı bekledi. Ha sonra dedik ya metaformuş şeymiş. Şaka ya bu. Şaka. Belki de yani işte sosyal medyada ama buna inananlar var ya. Mesela. Ya kaç bin tık aldı, düzeltti. Tasliyat onu %1 almıyor. Öyle bir ama işte zaten geldik o şeyin problemi o. Hakikatin alıcısı az. Birisi bir şey, birisi çıkıyor diyor ki mesela Ali Limoncuoğlu Galatasaraylıdır. Tamam mı? Ben bunu düzeltene kadar sen ne yaparsam yapayım Galatasaraylı oldum. Fenerbahçeliler bile sana tepki göstermeye başladı. Yani düzeltmenin imkanı yok. Hani böyle şey bir örnek verdim hani kolay anlaşılır bir örnek olsun diye. Şunu söyleyeyim. Bu arada bu hani Atatürkçülük meselesi varken Dündar Taşer'in bir yazısı var. Müsaade ederse sadece 3 cümlesini okumak istiyorum. Bence çok önemli. Rahmetli'nin fikir dünyası hala bugünümüze ışık tuttuğu için. Diyor ki Atatürkçü geçinen bazı kesim aslında Atatürk'ün ne şahsını, ne yaptıklarını, ne de savaşlarını beğenmezler. Korumazlar ve sevmezler. Fakat kafalarındaki gayri milli, gayri insani, gayri akli fikirleri Atatürkçülük diye ilan etmekten de çekinmezler. Evet. Bugün aslında bugün geldiğimiz bu noktayı... Değil mi? Abi Kıbrıs'ta şu an Rumların savunduklarını savunmuyorlar mı? Evet. Maalesef. 74'te yaşasalar ya harekata ne gerek var? Rumlarla barış içinde yaşayalım, tabii. Konuşalım demezler mi? Yani 3-500 Türk'ü de öldürsünler, kadınlara tecavüz edebilir, kanlı Noel, küvette katliam da olabilir demezler. Teröristin hakkını savunup 11 aylık Bedirhan bebeğin hakkını savunmayan. Söylesene Başbuğ abinin lafını. Başbuğ abinin, Başbuğ Pınarbaşı kulakları çınlasın. O kadar güzel bir lafı var ki bizim 11 aylık Bedirhan bebekten fazla bir gün yaşamamız haramdır. Ya. Evet. Bu böyledir. Bir vebalimiz var ya. Yani bizim bir borcumuz onun hakkını savunmamız gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Sohbet çok keyifli ama reklam. Bitti mi? Tamam o zaman. Yayın bitti. Bir blok daha var. Bitti. Tamam. Özgür Özel bağlanacak. Peki. Haydi araya gidelim. Bir dakika falan yok. 30 saniye buralar şenlendi. Ben size söyleyeyim. Ne yapsak? Dursak da beyefendiyi mi beklesek? Oo, enişte aslan gibiymiş ha. Neyse. Menüde bomba gibi olmuş. Yeni mi bu? Evet, yeni bu. TV Bu. TV Bu'nun arayüzleri ve menüsü yenilendi. Durdur, ara ver. Heyecan sizi bekler. Artık tamamsak yeşili keseyim diyorum ben. Patlar bak. Yeşili kestin değil mi? Boş ver, başımıza iş alma. Kes yeşili kes. ETS'de fırsatlar bitmez. Eylül'de de yaz hiç bitmez. Sahiller güzel havanın tadını çıkarman için seni bekliyor. Hadi sen de gel ETS'ye. ETS. Oda Max. Şortları, terlikleri çektiğin aile boyu yaz tatilinde, son dakikada çıkan iş seyahatinde, hafta sonu şehirden uzaklaşmak istediğinde, tam da profil fotoğrafı yapmalık dediğin bungalovlarda ya da en mutlu gününden sonra balayında, hem yurt içinde hem yurt dışında binlerce şehirde tam sana göre on binlerce oda seçeneği Oda Max'ta. Hadi sen de hemen Oda Max app'i indir, otelini kolayca bul, anında rezervasyon yap. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Lider Haber TV'de. Hani iyi bir zaman dilimi çok hızlı başladık, öyle de başladık. Karayollarında yeni yatırımlar neler? Yüksek hızlı trenin yeni adresleri nereler olacak? Kanal İstanbul projesinde son durum ne? Gençlere vergisiz telefon ve aylık 10 GB ücretsiz internet hangi aşamada? Tüm bunları ve daha fazlasını Neşe Berber soruyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yanıtlıyor. Soruyoruz, yarın akşam saat 20.30'da Lider Haber TV'de. Özellikle voleybol boyutunda da zaten güreşte, halterde, zaman zaman boksta önemli büyük başarılar imza attık. İşte o Naim Süleymanoğlu. Çok daha önemli transferler yapabiliyordu kulüpler. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Önemli isimleri bundan yıllar önce daha kolay getirebiliyorlardı. Her şeyden evvel Türkiye arka arkaya finaller seyretti bu hafta. Hakikaten güzel bir hafta Türkiye. Yani. Aynı durumda olsa sesini çıkartır mı çıkartmaz mı? Ya daha böyle varsayım şimdi Gökmen abi, yani bu varsayım üzerine nasıl yorum yapabiliriz? Nasıl ne? Kendi ifadesi diyor. Tebrik etmek isterim. Kasaboğlu. Kasaboğlu. Evet. Onun çok büyük emekleri var bu işte. Allah var, tebrik etmek isterim. Telegol her pazar saat 22'de Lider Haber TV'de. Paşa'da toparlandı Serdar Yıldırım. Bir kez daha tazeledi. Güreş severler ekran başına. Beyaç Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri Lider Haber TV'de. Baş pehlivanlarımız başta olmak üzere pek çok güreşçinin er meydanında mücadele edeceği Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri 17 Eylül Pazar saat 13'te Denizli'den canlı yayınla Lider Haber TV'de. Lider Haber ekranlarından bir kez daha iyi akşamlar diyelim ve son saat dilimindeyiz. Haftaya bakışa devam ediyoruz. Konuşacağız yine. Adaylık meselesine geçelim mi? Biraz en çok konuşulan, tartışılan mevzulardan biri bu. Nedir perspektifiniz Alihan Hocam? Yani şunu söylemem lazım. Bir siyaset bilimci olarak şunun bazen atlanıldığını düşünüyorum Türk siyasetinde. İlk yapılması gereken aday belirleme süreci, bu aday seçilebilir mi? Buna bakılması lazım. Bu aday oy alır mı? Bu aday seçimi kazanır mı? Bazen şuna bakılıyor. Bu adamdan iyi belediye başkanı olur mu? Bu adam belediyede iyi hizmet yürütür mü? Bu iyi bir insan mı? Bu iyi bir politikacı mı? Bunların hiçbir seçilemedikten sonra bunların hiçbirinin bir önemi yok. İlkin seçilmeniz lazım. O yüzden de aday belirleme sürecinde tüm partiler için söylüyorum. Ama en azından büyük şehirlerde iyi kötü Bursa hariç hepsi zaten en büyük 6-7 şehrin hepsi Millet İttifakı'nda aslında CHP'de olduğu için CHP'nin adayları iyi kötü hepsi devam edecek gibi düşünüyoruz. Belki Yılmaz Büyükerşen Hoca yaşından dolayı olmayabilir ama geri kalan bütün herhalde CHP belediye başkanları devam edecektir aday olmaya diye düşünüyorum. İzmir hariç, İzmir'de çünkü başka bir sıkıntı var. Yılmaz Büyükerşen de galiba devam edecek. Ben de öyle duydum evet. Yani. Bilmiyorum, bir duyum almadım ben bilmiyorum. Eskişehir hayatımda da gitmedim. Güzel diyorlar. Yani Allah uzun ömür versin ama hayır, yani, ama yaşı epey ilerlediği Büyükerşen Hoca da bayağı bir devam ediyor yani. Herhalde bilmiyorum hani tahmin olarak söyledim sadece. Fakat Cumhur İttifakı'nın o zaman aslında onun adaylarını konuşmamız gerekiyor. Cumhur İttifakı aday belirleme sürecinde kesinlikle şuna dikkat etmesi lazım. Geçen sefer evet Ankara'da Mansur Yavaş, Mansur Başkan sevilen bir figür. İşte Beypazar'da gerçekten ben Beypazarlıyım. İyi de bir belediyecilik yaptı ve Beypazar'ını gerçekten hani bir yerden aldı bir yere getirdi filan. Bunlar önemli. O zaman MHP'den Milliyetçi Hareket Partisi'nin Beypazarı Belediye Başkanı. İçiler'in gölgesinde evet. Yaptı o hizmeti. Ve bu tamam ve sevilen biriydi ve hani bir şey olarak da geldi fakat bu kadar büyük oy farkı yapmasında 5 puana yakın 4,5 puan oy farkı yapmasındaki en büyük faktör karşısındaki adaydı. Bakın aday kötü bir insandır, kötü bir belediyecilik yapar filan bunları asla söylemiyorum. Doğru. Fakat siz Ankara'da gidip yani bakın bir de Ankara'da aslında öyle illa atadan dededen Ankaralı olmanıza da gerek yok benim gibi. Siz gelip Ankara'da 25-30 sene yaşarsınız ve artık Ankaralı olarak kabul de görürsünüz. Yani Ankara öyle de bir şehirdir. Sahada etkin var. Sahada etkiniz tabii. Olur, bir şey olur vesaire. Yani hani aslen Çorumlusunuzdur, Çankırılınızdır, Kayseri'lisinizdir filan ama 30 sene, 25 sene yaşa mesela Melih Gökçek. Yıllarca Ankara Belediye Başkanı yaptı. Sorsanız herkes Ankara olarak görülür Melih Gökçek ama aslen Halfetili'dir, Urfalı'dır. Ama bunun bir önemi yok yani Melih Gökçek Keçiören Belediye, Özal'ın Keçiören Belediye Başkanıydı. Yani hani o yüzden de bir şey yok, bir Ankara olarak kabul görmüşlüğü vardı. Fakat aynısını Özeseki Bey için söyleyemeyiz. Daha ismini söylemekte hatırlarsınız belki röportajda komik ifadelere sebep olan ismini söylemekte zorlanıyordu. Hak o kadar tanınmıyordu bilim. İlan edildiği gün aslında kaybedildi. Yani ve ben size şunu söyleyeyim. Daha büyük de fark olabilirdi. CHP'nin çok İşte Mansur Başkan'ın kampanyasına destek vermemiz şu bu derken o 7-8 puanlardan 4,5-5 puana kadar geriledi aslında aradaki fark. O yüzden de adayın kim olduğunu. Mesela Ekrem Bey. Bakın hani şunu da söyleyelim. Aday kadar bir faktördü özellikle İstanbul'da. Bir de ekonominin de durum, ekonomik durum da var. Şimdi İstanbul'daki ekonomik durum ister istemez her yerden daha sert. Çünkü İstanbul açık ara. Yani en pahalı şey, ikinci şehir Ankara. Hepimiz iyi kötü gidiyoruz geliyoruz. Benim Antalya'da da çok durum gidiyoruz. Çok fena hocam. Antalya'da ama aldı yürü diyor. Ama Antalya'da ayrı bir durum var. Yarışıyor yani. Antalya'da ayrı bir durum var. Tabii çok büyük bir Doğu Avrupalı göçü aldı. Evet. Ukraynalı, Rus vesaire. Özellikle kiralar birkaç tane şehirde korkunç boyutlara vardığı için bu da bir faktör ama... Ruslar ve Ukraynalılar gönderilsin mi peki? Ben herkes yani Türk soylu olmayan Türk soylu olan Afgan, Suriyeli olarak başka bir tartışma açmayayım, boş ver. Geri kalan herkesin gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii mancınıkla değil, insani şartlarda doğru politikalarla vesaire yani. Şu önemli. Doğru adaylar, doğru kişiler. Siz Ekrem Bey'in karşısına parti içinde seviliyor diye birini çıkartırsanız veya iyi bürokrat, temiz bakanlık yapmış, iyi insan, iyi belediye başkanlığı yapar, çok iyi insan filan diye birini çıkartırsanız kaybedersiniz. Ben size açıkça söyleyeyim. Ya Ekrem İmamoğlu'ya yarışıyorsun ya. Yani dürüst. Kazanamazsınız. Kazanamazsınız. Ya, bir yani. Durdum bak. Bir 3 saniye düşündüm yani. Fark ettim. Yani ben size açık da söyleyeyim. Bunları belki söylemek de doğru değil ama Doğu Karadeniz'de birini... Bakın birini işaret falan etmiyorum çünkü hiçbir fikrim yok. Ya çerçeveyi çiziyorsun hocam. Evet, ya Doğu Karadeniz'de birini getireceksiniz ya da İstanbul'da bir ilçe belediye başkanlığında çok başarılı olmuş birini getireceksiniz. Aynen öyle. Benim kafamda Cem Bey ifade etmişti geçen hafta. Ondan rol çalıyor gibi olmuyor. Estağfurullah. Volkan Başkan bunun için bence biçilmiş kaftan nedensiz değil. Yaptıkları ortada. Bugün Silivri'ye gidin. Cumhuriyet Halk Partisi de Volkan Yılmaz diyor. Evet. Farklı partilerdeki de o diyor. AK Partisi de MHP'si de o diyor. Ya bir tane hakikaten pırıl pırıl, tertemiz, aile hayatıyla, icraatıyla, Silivri'yi Silivri yapmasıyla bir gitsinler görsünler. Eğer yanılıyorsak ben özür dileyeceğim. Ama eğer Volkan Başkan olmayacaksa da gösterecek kişinin kesin ve kesin Karadenizli birisinin olması lazım. Eğer Karadenizli biri aday gösterip Karadenizli ve biraz da böyle seri, tırnak içinde hak tabiri ağzı laf yapan, hızlı yapabilecek biri ancak Ekrem İmamoğlu'yla baş edebilir. Sahada da aktif olacak. Memleket o kadar etki ediyor mu gerçekten? Bunu bazı insanlar biraz anlamakta zorluk çekiyorlar ama bazı bakın hocam. Yani şu yüzden şu bazı yerlerde bazı memleketler işe yarıyor. Yani mesela Sivas'ta en çok herhalde Sivas'ta var İstanbul'da değil mi? Yanlış bilmiyorsam. En son sayımda 686.000 Sivas'lının Sivas bak o şiveyle Sivas. İstanbul'da yaşadığını söylediler. Buraya dikkat. Evet Sivas'tır yani. 686.000 son rakam. Sivaslılar mesela o kadar mesela Doğu Karadenizliler kadar diyeyim en azından iç içe geçmiş ve beraber grup halinde hareket etmiyor. Veya refleksif. Evet doğru. Şimdi Binali Bey Erzincanlı değil de Giresunlu olsaydı o seçimi kazanmıştı. Kazanma ihtimali vardı. Ya biraz daha sahada aktif olsaydı. Yani çok istedik. Biraz daha. Ama o zamanki biliyorsunuz o zamanki il teşkilatının AK Parti'nin il teşkilatı. AK Parti il teşkilatı rezillik yaşadı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları kadar çalışmadı o seçimde. Sayın Cumhurbaşkanımızın oradaki emanetine sahip çıkamadılar. O il başkanı da şu an milletvekili yapıldı. Ama bu yine sanki toplumsal bir problem işaret etmiyor mu? Hani biraz fanatizm gibi geliyor bana. Ama öyle. Bakın bunlar çok güzel, ne güzel bunlar devam etsin diye konuşmuyoruz. Farklı bir yerel dinamikleri hakikaten yapmamak lazım. Tabii ki es geçemeyiz. Yok hayır. Ben bunlar ne güzel bunlar devam etsin. Mesela hocamın teyiden konfirme edeyim. Şimdi bakın Mansur Bey ve Ekrem Bey seçildi değil mi? Parlamentoları ne oldu? Yani Büyükşehir Belediye Meclislerinde niye topal ördek durumuna düştüler? İşte aday onun için önemli. Evet. Yani sizi seçiyoruz belediye reisi olarak ama dönüyoruz belediye meclisinde bize mahkum kılıyoruz. Bakın neredeyse 5 puan fark attı Mansur Yavaş. Ona rağmen oluyor bu. Yani ve kahir ekseriyetle Cumhur İttifakı Ankara'da da İstanbul'da da isterse kitler. Ama yapmıyor. Niye? Diyor ya beni çalıştırmıyorlar. Hep ağlıyor. Ağlak siyasetmiş gibisi. Ama Ekrem Bey'i biliyorsunuz seçimi 2 hafta kala dedi yok çalışıyoruz ya. Biz öyle dedi. Ya. Olabiliyormuş dedi. Hani çalıştırmıyorlardı arkadaşlarını? Hani sen çalışabiliyordun 14 Mayıs 28 Mayıs arası o. Evet. Hani parlamentoyu kaybettik ama bak ben öyle güzel uyumlu çalışıyorum ki Cumhur İttifakı'yla. Her getirdiğimde geçiyor. %98 geçiyor meclisten. O 14 günlük sürede onu hatırladı. 3 İlal'i hatırladı. Bozkurt'u hatırladı. Yıldız Albayrak'ı hatırladı. MİT Başkanlığı'nın aslında pek ehem bir yer olmadığını hatırlayıp Ümit Özdağ onu teşne etti. İçişleri Bakanlığı'nı verdi. Protokolü gizli yaptı. Döndü Faik Öztürk, vallahi Atilla böyle bir protokol yok dedi. Sözcü. Sonra dedi ki ya haber yoktu adamın dedi. Ha arkadaş işte kayıt dışı siyaset diyor bugün Özgür Özel. Cevap versene. Buyurun hocam. Yani o yüzden de mesela İzmir için de aynısı geçerli. İzmir'de Tunç Soyer sevilmeyen bir belediye başkanı. Onu partiye vermişler. Anlaşılan hayırlı öyle olsun. Olacak. Ümit Özdağ'la hayırlı olsun. Yani gene Tunç Soyer'le kıyaslandığı hatta zaman... Hatta GİK'ten bir bilgi daha vereyim. Genel İdare Kurulu'nda. Kadıköy'ü Beşiktaş'ta bize versinler devam edelim diyenler olmuş. Yani. Ankara İstanbul'da anlaşacaklar galiba. Evet. Galiba kaldıralım Ceyhun abi. Çünkü ben de aynı fikirdeyim. Meral Hanım bir anda o evladım Ekrem var ya. Diğer tarafta da ablacığım. Bu çocuktan ne istiyorlar? Aynen. Ona bir sarılır. Hayırlı olsun. Mansur Bey de zaten %100 sağlamcıdır. Yani bu masanın kaç ayağı var? 2, 3, 4. 34 ayağı olmadan girmez seçime. Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikamı da öyle alacaklar. Ekrem İmamoğlu çözdü. Koydular bakın. Kenarları diyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikamı da öyle alacaklar. Evet. Bakın Ekrem İmamoğlu konuştu, ittifakı kotardı diyecekler İstanbul'da. Bravo. Yani evet, Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen... Buradan yürü abi. Yani. Peki buradan İstanbul'da İyi Parti bir daha çık. Hani Ankara'da çok ihtiyacı yok Mansur Yavaş'ın. Ona geçelim. Ama İstanbul'da bu HDP oyu olmadan bu iş olmuyor. Yani HDP aday gösterdiği an Ekrem Bey yeni seçilme ihtimali sıfır olmasa da çok düşüyor diyelim yani. Sıfıra yakınsıyor. Evet. Nasıl olacak? Evet. Olmayacak yani. Mecbur İyi Parti ile HDP bir daha aynı adayı destekleme durumuna kalacak yani. Ya bu bir matematik. Hiç 3 ile 5'i toplamak gibi ya. Sonuç 8 yani. Göreceğiz. Bugün bu kadar sövmesinler yani. Ben onu diyorum ya. Dün de söyledim. Ya o kadar ağır sövüyorlar ki. Ya masaya oturabilecek yüzün kalsın. Yani bakabil. Hainler, ihanet, müfteri, satıldık. Meral Hanım'a bunları söylediler. Onlar döndü ona 1000 kat sövdüler. Sonra baktık o 3 Mart, Cuma, 6 Mart, Pazartesi günü İnanılmaz bir yüz ifadesi Kemal Bey'in arkasında sıralandı. Cem Bey sadece o değil ki Meral Hanım yüzünden size bana da denmedik laf. Zaten milliyetçilerin hepsi böyledir. Zaten ülkücülerin hepsi böyledir. Zaten sağcıların hepsi böyledir diyeyim. Yani affedersiniz akrabamızı bırakmadılar yani ağızlarını almadıkları. Ayıp ayıp işler. O Yavuz Ağrarlıoğlu'nun söylediği 3 günde diyor 30 senede yemediğimiz küfrü yedik diyor. Ama bir şey söyleyeyim o zaman Yavuz Bey niye masaya dönmek istemiş? Yavuz Bey masaya dönmek isteyenlerin başında geliyordu İYİ Parti'de. O zaman dönmek istemeseymiş. Yok şey anlamda söylüyorum. O 3 gün boyunca oluşan o linç, küfür, kıyamet. Tamam da bundan rahatsız oluyorsa masaya dönmesi diye. Bak hakikaten yanımda diye söylüyorum. Devletin şerefli makamlarını, Yavuz Bey'in mülakatı, bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde PKK'ya teşne oldular. Ya o zaman niye Yavuz Bey masaya dönmek istedi? İyi Parti oylamayı içinde, diyorsunuz. Evet. İyi Parti içinde bunlar şey yaparken Yavuz Bey dönmek isteyenlerin başında geliyordu. Yani ben bunu da anlamıyorum. Ya deseydi ki kardeşim ben orada karşı çıktım ama çoğunluk oraya gitti. Ben de parti disiplin adına bunu bozmadım dese hadi gene neyse diyeceğim. Evet. Ama yani biz biliyoruz ki 3-4 tane bakın. 4 kişi. Ve işin garibi de şu o 4 kişinin 3'ü aslında İyi Parti'nin milliyetçi kanadından filan dedi. Tırnak içinde kullanım buydu. Liberal kanadından kimseler ya. Ya bu da çok acayip. Onları da Meral Hanım Fatih Altaylı'ya 5 Eylül'de tek tek zikrediyor isimlerini. Ve Ümit Dikbayır, Tolga Akalın, Bilge Yılmaz, Rıdvan Uz. Ha, Bilge Yılmaz işte aynen. Rıdvan Uz. Yavuz Bey'i soruyor Fatih Bey. O evet dedi. Evet. Bilge Yılmaz hani hiç milliyetçi veya öyle bir iddiası olan birisi de değil mesela. O diyor yani en başta en büyük karşı çıkan oturmuyor diyen Bilge Yılmaz mesela hocam. Yani ben bunu da anlamıyorum. Ben milliyetçiyim diyenler o taraftayken ya karşı taraftaki liberale bakar insan şey yapar ya. Tabii. Neyse sonuç itibariyle ama bence şunu söylemek lazım. Her yerde bakın her yerde aday çok önemli. Her yerde. Bayburt'a da bakabiliriz. Tabii. Hatay'a bakabiliriz. Şu da önemli bence. Artık AK Parti ile MHP'nin yarıştığı bazı iller vardı. İşte ve çoğunda da MHP kazandı bu arada. Kastamonu gibi, Bayburt gibi, Amasya gibi. Hani Amasya'da belediye başkanı da takdir edilmesi lazım gerçekten. Evet, müthiş işler yaptı. Onlarda da bence çok yarışmaya da bence artık gerek yok. O seçimler bir ya rasyonel davranacaksın hocam. Bunun bir matematiği var. Yani, sayacaksın. Aynen. Geçmişi var. Tarih hep tekerrür ediyor. Evet. Vallahi 52-48 başka bir şey çıkmıyor. Yani dolayısıyla bir bakmak lazım. Birbirini yemenin anlamı yok Cumhur İttifakı olarak. Evet. Alihan Hocam mı orada bir adım ötede? Ceyhun hocam bu arada koy. Ve aynı masayı paylaşıyorsun, aynı havayı kokluyorsun. Milli manevi değerlerde en azından müttefiksin. Evet. Evet. Bir de Moneyball diye bir film vardı. Filmlerden konuştuk hep, kazanma sanatı diye. Brad Pitt'in oynadığı, bilmiyorum belki seyretmişsinizdir. Kaynaklar sınırlı sonuçta. Hepimizin elindeki kaynaklar sınırlı ve siyasi partilerin elindeki kaynaklar da sınırlı. O yüzden sınırlı kaynakların en doğru ve en iyi kullanılması taraftarıyım ben her zaman. Bütün partiler için geçerli bu. Özellikle Cumhur İttifakı ki bu kadar artık iyi anlaşırken, evet arada asla sıkıntı olmuyor demiyorum, elbette oluyor ama genel manada %80-90 iyi anlaşırken birbiriyle yarışıp kaynakları boşa harcamasın. Mesela Koçbaşı tabiri çok önemli. Devlet Bey'in tabiri, öğrendim onu. Koçbaşlarını doğru belirlemeleri lazım. Kastamonu'da zaten bir dönem hariç son herhalde 30 senedir falan MHP'li belediye başkanı var mesela, bir dönem hariç. Artık oranın bırakılması lazım. Tam tersi AK Parti için geçerliyse orada da MHP adayı göstermeyebilir. Ben sadece MHP üzerinde de konuşmuyorum. Ya şu Küçükçekmece mesela ya. Geçen Mustafa Ertekin Üstad'la konuştuk. Ya anlamayacak yer değil. El elliye verdiler yani. Bu kadar kötü yönetirsen sonuçları bunlar oluyor. Doğru adaylarla. Doğru adaylar ve yani şeye gerek yok. Yarışmaya aynı şey bu arada Millet İttifakı için de geçerli. Hep Cumhur İttifakı zaviyesinden değil. Belki Balıkesir'de CHP adayı göstermese bugün CHP Balıkesir Belediyesi iyi partiydi. Dün söyledi, farklı bir takım orada hadiseler de oldu dedi Genel Başkanımız Ünzile Hanım. Sadece adaylıkla ilgili değil dedi. Ya yani, İsmail Bey'in biliyorum başka hikayeler de var da şu an şimdi AK Parti'de milletvekili biliyorsunuz İsmail Ok. Eski MHP milletvekili de aynı zamanda falan. Ama yani hani şu önemli net bir şekilde hani bir de şöyle bir şey var. Bu harcanan para en nihayetinde bu devlet yardımı gidiyor ya bu partilere. Harcanan para hepimizin cebinden çıkıyor. Bir de seçim dönemi çarpı 3 kat. Evet. Çarpı 3 kat. O yüzden de ben bu paranın da biraz akıllıca harcanmasını istiyorum. Lüzumsuz şovlara, lüzumsuz şeylere girmeden. Ve bir de yani kış dönemi olması biraz avantaj. Şeyleri biraz azaltacaktır. Miting sayısını vesaire biraz azaltacaktır. Masrafı da biraz azaltacaktır. Ama dediğim gibi yani hani düzgün iyi de bir seçim dönemi olsun ama kavgasız, dövüşsüz, hakaretsiz, şeysiz yani seviyeyi belli bir manipüle edilmeyen, toplumun sinir uçlarıyla oynanmayan. Evet. Son olarak şunu da söyleyeyim müsaadenizle. Bir, adaylar çok önemli, tekrar ifade ediyorum. İki, lütfen halkımızda aziz ve necip milletimde, öyle değil milletimiz, şu anket yalanlarına artık inanmasın. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin bu anketlere karşı hep bir tutumu vardı. Ben daha gençken çok hani anlamlandıramıyordum ama son seçimde artık iyice ayyuka çıkınca hani yani hep bir MHP oyuna biz 2-3 en aşağı yukarı yazardık zaten anketlere göre ama bu sefer artık tadını kaçırdılar. Tadını kaçırdılar yani. İşte 5 gösterilen iki partinin biri 2 aldı, biri 10,5 aldı. Hani biri MHP, biri tip. Filan hani işte Kemal Bey zaten şeylerce öndeydi. Milyonlarca oy böyle 3-4 puan oy öndeydi. İşte kola kutusu bile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy alıyordu filan. İşte yani bu anket manipülasyonuna da artık halkımız inanmasın. Bir de bakın anketçilerden de rica ediyorum. Bakın insanlar intihar etti. Bir tane hatırlıyorsunuz. Cerrahpaşa'da mı Hacettepe'de mi yalan olmasın bir kız tıp öğrencisi. Böyle pompaladılar böyle yalandan umudu kendilerince. Düşmanlaştırdılar. Yani seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanmasının onun hayatını son verdirme kararı verdirecek kadar olumsuz bir durum oluşturdular psikolojik olarak. Az önce konuştuğumuz konu. Ya ne de işte. Hepsinin sorumluluğu var. Muhalefetteki herkesin, o muhalefete sözde anket yapanların, muhalefet liderlerinin, siyasetçilerinin. Ya okyanus ötesinden atılan mesajları canlı yayında önümüze koydular ya. Önümüzde koydular. Ya diyorum atana bir bak. Allah aşkına. Ya. O adı C ile başlayanlar hani kirletmeyelim muhayyellerimizi. Onun videolarını gönderiyorlar bize. Ya diyorum bu adam terörist. Olur mu diyor bak. Ya neyine bakacağım? Duruşmalara giriyoruz biz. İnanın bakın 15 Temmuz'un 4,5 yıl boyunca ben davalarına girdim. 252 şehit, biri sonradan şehidimiz oldu. 2500 gazi. İstanbul 26 ağır ceza, İstanbul 14 ağır ceza, yurtta sulh davası, Gelsinler Köprü davası, Saraçhane davası. 34 şehit sadece orada var. O duruşmalara girdik biz. Ya bilgiye dayalı konuşuyorum. Ben 17-18 klasör oturdum, iddianame okudum ya. Kim geldi biliyor musun? Bir tek Gürsel Tekin. Bir tek o geldi muhalefetten. Ama bak onun hakkını verin. 15 Temmuz tiyatro. Ya arkadaş öbürü çıktı dedi ki tiyatrodur dedi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir tane terörist üniformalı. Cumhurbaşkanı davası açsın bence ya. Bakın kesinlikle. Bir tane üniformalı terörist Tuğgeneral 14 ağır cezadaki. Sözlü Tuğgeneral diyor. Evet. 14 ağır cezadaki duruşmada dedi ki bu dedi bir tiyatrodur dedi. Ya aynı cümle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan geldi. Bir baktı ki savunmada var. Ve dedi ki meclis falan bombalanmadı, yalan. Ben gittim o çukurun içine girdim ya. F-16 bombasının attığı salı günü çukurun içine girdi. Kendi ittifak yaptıkları Ümit Özdağ girdi çıktı o çukurun içinde. Ya hakikaten inanamıyorum Nur Hanım ya, görmesek. Yok mu? Yani, görmesek şaka gibi ya. Var mı vaktimiz, bitti mi? Ne kadar var? 10 dakika. Ha 10 dakikayı biraz ben kelam edeyim. Şimdi olur. CHP sözcüsü Faik Öztürk yine arkaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü alarak şu beyanatı verdi. Diyor ki önümüzdeki yerel seçim 31 Mart Erdoğan hükümetinden kurtulmak için son fırsattır. Bak gene bir, bu önemli bir cümle. Gene bir çıtayı koydular. Son fırsat, diktatörlük, işte nedir? Totaliter rejim, parti devletten kurtulmak için son fırsat. Bak niye önemli? Şimdi Devlet Bey diyor ki 31 Mart seçimleri için yalnız ve sadece Nur Hanım, İstanbul, Özgür Özel'le mi yazışıyorsunuz arada? Evet. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ'a takılmayın diyor Devlet Bey. HDP terör örgütüyle birlikte PKK'ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber edilen belediyeler mutlaka Cumhur İttifakı'na kazandırılmalı. Niye? Ya arkadaş seçim yapıyorsun. Ben Diyarbakır'a, Siirt'e, Şırnak'a, Cizre'ye, Hakkâ'ya hepsine gidiyorum. Oradaki vatandaşımız, teyzemiz, anamız, bacımız, ağabeyimiz gidip sen PKK ile birlikte eş başkan. Kandil'den atıyorlar birini. Geliyor çocuk oraya oturuyor 30 yaşında. Orada da seçilmiş belediye reis. O evet demeden diğeri hamle yapamıyor. Evet. Ve eş başkanlığı o yüzden getirdiler. Ve inanın KCK müfettişi. İnanın anayasa 127 gereğince orada soruşturmadan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu doğru bir hamle yaptı. Bunların tamamını mülki amire atadı. Ve yapılan soruşturmalarda kullanılan e-imzaların Kandil'den sinyal noktası geldi. Bu ne demek biliyor musun? Terörist orada. Belediye reis. Arkadaş sizin belediye araçlarınızda patlayıcı maddeler, C4'ler, EYP'ler, keleşler taşınmadı mı? Peki eroinler, narkotik unsurlar ele geçmedi mi? Bunlarla siz kimleri şehit ettiniz? Askeri, polis. E şimdi gene 31 Mart'ta seçilip doğru anlatmak lazım burada. Sonra da yine tırnak içinde devletin hukuki adli müdahalesi gerekirse, bunun adına tırnak içinde kayyum denirse, bunun sorumluluğu hepimizde değil mi vebali? Ama gidin şu an eğer Diyarbakır'daki hizmet İstanbul'un 10 katı değilse ben özür dileyeceğim. Gidin. Vallahi billahi tertemiz pırıl pırıl yapmışlar şehir. Herkes çok memnun ya. Ama gidiyorsunuz gene seçimde hocam. Yine bak doğru yerel Erbakan Hoca'nın o müthiş bir seçim hareketi vardır Diyarbakır'ı. Mali idarelerde. Aslında oralardan başlıyor. Girilemez, kazanılamazdı yani. O da kadın ve gençler diyor. Kadınları ve gençleri kazanıyor. İşte onun için ülke ocakları biz her yerde anlatıyoruz. İlim, edep, irfan yuvası gitsinler. Ben gittiğim her şehirde önce il ocak başkanına gidiyorum. Gidiyorum ya burada ne oluyor, burada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir katkımız olabilir mi? Gençlerimize dokunabilir miyiz? İki kelimemiz acaba onlara tesis eder mi? Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım çığır açtı ya. Bir gitsinler ne yapıyorlar orada bir baksınlar. Ama bir takım ön yargılarla siz sürekli hakaret ediyorsunuz. Dolayısıyla bunu çok iyi tahlil etmek lazım. Devlet Bey'in işaret ettiği yine lider çok tevazu lider Haber TV, lider Devlet Bahçeli. Burada da bir güzel bir senkronizasyon var. Diyor ki hiçbir çıkar beklemiyoruz diyor. Hiçbir talebimiz yok diyor. Kendi ifadesiyle 31 Mart seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın ilkeli işbirliğine esas alacağız diyor. Pazarlık yok. Bakanlık, makam mansıp yok. Şu il, şu vilayet yok. Bak çıktı hemen Meral nerede? Ümit Özdağ nerede? İzmir kapattı orayı. Hadi CHP aday göstersin. İyi siyasi hamleydi. Bak hadi göreyim ya. Hadi çıkartsana ya. İyi siyasi hamleydi ama. Hadi Tunç Soyer'i koysana karşısına. Hadi göreyim. Çok erkeksin koy. Yapsana bakalım. Yok göstermeyecek. Aday bile göstermeyecek. Göstermeyecek. Diyecekler ki ya Ümit Bey toplumun üzerinde konsensüs sağladı. Çok kibar, naif. Çok iyi bir insan. Bizde bir 7 numara Hakan var. Ben hep onu söylerdim. Çok iyi insandı. Ama çıkıp teknik direktörü, kulüp başkanı ben de çok iyi bir insanım. Ve hakikaten iyi bir insanım. Gidip Adalet Bakanı olayım diye gezmiyorum. Ama iyi bir insanım ya. İyi insan olmak yetmiyor. Bu hakikaten yağlı güreşlerdeki hamleleri izlesinler. Ekrem müdafaa. Gerçek soyadı müdafaa. Bak hemen tek kaş kalkıveriyor. Ya bir insan niye acaba o soyadını değişiyor? Ekrem müdafaanın karşısına çıkarttığın adamın yağlı güreşteki gibi o elini, elenseyi, işte kısmetin içine sokar elini. Oradan bir künde atar. Ya öyle bir aday. Onun için doğru diyor. Genç, dinamik, aktif, koşturacak. Ya ben babamın oğlu mu Volkan Yılmaz? Niye her yayında onu söylüyorum? Çıktım dün TV100'de salladım ya. Al dedim bak. Arkasında ne var biliyor musunuz? Makamının arkasında bu var bu. Sizin Atatürk'ünüz var ya, o hepimizin Atatürk. Orada söyledi 1. bölümde Ceyhun abi, Kemalist Atatürk. Atatürk bizim başbuğumuz ya. Evet. Başbuğumuz ya. Kemal. Gitsinler ya. Bir herhangi bir ülke ocağının içine gitsinler, başbuğudur. Ötesi yok. Dolayısıyla doğru aday ya, bırakın şimdi duyuyoruz. Eski bakan ya, yapmayın abi bak. Yapmayın, Kur'an evliya çarpsın kaybeder bak. Yapmayın. Çok iyi insan. Mazbut bir ailesi var. Yapmayın abi. Güncellenmesi lazım. Bak, yapmayın. Bir şey söyleyeyim, iyi bir insanın değil, böyle bir insanın saldırabilecek. Artı yani, onları da yıpratır. Şimdi mesela evet, Sayın Binali Yıldırım çok başarılı icraatlar gerçekleştirdi. Evet, ne oldu? İstanbul seçimini kaybeden aday olarak. İşte. Evet, getirdin son başbakanı. Vallahi Bakırköy'e geldi affına mağruren. Hatta onun çok ya indire yürütemedik ya. O sözü de unutmadım. Koltuk elimizde kaldı diyor ya. Başbakanlık son başbakan olduğu için sistem değişikliğinden sonra çok da esprili. Ya bir de hatırlıyor musunuz? Gitti insan. O Fox TV'ye. Fox TV'ye gitti, güvendi. Orada da adama ifade ettiler. Evet. Ben olsam yıkardım o yayını. Alttan elleri titreyerek proje çıkarmaya çalışıyor. Ekrem Bey almış götürmüş yayını, şov yapmış, onu manipüle etmiş moderatörü. Objektif manipülatörü vardı ya, moderatör adını bile hatırlamak istemiyorum. Uğur Dündar mıydı? Hayır, Uğur Dündar değil. Şu an haklı. Evet. Ve Binali Bey'in elleri titredi. Daha dedi bunlar var. O da dedi ki yayın bitti. Ne olacak lan yayın bitti? 6 saat yap. Bir de reytingin zaten debate kralı diyor bak buna, Amerikalı debate diyor. Evet. Debate gir challenge'a 10 saat yap. Yığ oraya suyu, limonatayı, çayı, kahveyi. Reytingi zirvede zaten. Aynen. Adamın eli titreyerek şey Ekrem İmamoğlu'nu konuşturtmadılar. Binali Bey. Ekrem Bey de böyle yapıyor. Bitti diyor. Süre bitti diyor. Bir gece önce işte gitmişler bilmem ne otelinde talimat vermişler. Hep çıktı. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Doğru adayı koyun. Başarabilecek bir İstanbul'u alın. Doğru adayı koyun. Ankara bak, hukukçu koy karşısına. Vallahi billahi tillahi hukukçu koy ya. Mansur Yavaş büyük objektif hukukçu ya. Bak gür sesli kameraman kardeşim var, onu koy. Koy vallahi bak. O da çıkar kazanır belki. Doğru adayla kazanırsın bak. Ama bazı şeyleri hocamın gördüğü hassasiyeti sen görmezsen biz koyduk bakalım. 4,5 değil 8 puan fark yersin. Yer. Sizce Ceyhun hocam hani doğru aday kriterlerinin girmiyor Ceyhun abi siyasete. Katılıyor bundan. doğru tespitler. Yani sonuçta çok güzel. İstanbul şimdi yerel siyasetin dinamikleri hakikaten çok başka. Yani yerel siyaset mahalledeki bakkalla işte zaten bu mesela il başkanlıklarında da mesela kim hangi profili çiziyorsa seçimlerdeki başarı da onunla bağlantılı. Bravo. Sokaktaki adamı biliyorsa, mahalledeki adamı biliyorsa adım adım yerele hakimdir. Bravo. Ve kazanır. Mesela merhum Demirel için söylenirdi. Herkesin ismini bilmesi değil mi? Herkesin ismini bilir. 20 sene evvel gördü adama ismini, ne yapıyorsun Ahmet diyormuş. Siyasetçinin mesela kimi siyasetçi böyledir. Adam gelmiş bir gün, bir tanesi demiş ki Sayın Cumhurbaşkanım beni hatırladınız mı? Sen işte bilmem kaç sene önce ziyaret ettiğim şu halindeki şu değil misin? Ya, evet Sayın Cumhurbaşkanım falan demiş. Ya düşün, binlerce insan dokunuyor ama hepsini hatırlıyor. Şimdi yerel siyasetçi de böyle olmak zorundadır. İşte İstanbul'daki A mahallesi, işte Rize'deki B mahallesi, Diyarbakır'daki C mahallesi. Bunlara gidecek, dokunacak falan filan. Şimdi bu adayları belirlemen lazım. İstanbul, Ankara'da. Şimdi Sayın Binali Yıldırım'ın genel bakış açısıyla Ekrem İmamoğlu'nu yerele hakim olan daha enerjik ekrandaki duruşu, kıyafeti, mendili, kravatı, çalıştığı ajanslar, bilmem ne. Kıymetli gibi. Hanımefendinin duruşu, verdiği pozlar ya bak. Bunlara bakıyor. Vallahi billahi bak, geçen diyor ki biri, ya diyor hanımı boşadık ama diyor bir adaylığımız var diyor, tekrar rica ettim diyor 30 Mart için hani gel evliymiş gibi yapalım. Ciddi söylüyor buna. Ya bakıyor seçmen. Bakıyor. Tabii. Bir yandan diyor ki hanımıyla boşanmış, çocuklarına bakmayan adam şeyle mi yönetecek diyor. Nasıl yönetecek? Evet. Dışlayabilir misin? Söyleyeyim, Doğu Karadeniz'deki şeylerden bir tanesi de bu, böyle bir hadise yüzünden bir belediye değişti mesela. Şimdi isim vermeyelim de yani. Evet, anlayan anladı. Yani, özeti buna uygun bir profil. Yoksa dediğimiz gibi Sayın Binali Yıldırım çok değerli bir isim, değerli bir siyasetçi falan. Buna uygun isimlerin belirlenmesi durumunda Mart seçimlerinde yani Ankara'da, İstanbul'da, hatta Güneydoğu'da. Evet. Güneydoğu çok önemli. Diğer illerde, Adana'da, Mersin'de, İzmir'de Cumhur İttifakı'nın tek rakibinin ekonomik sorunları var. Doğru. Peki. Çok muhalefet değil. Ama en başta İstanbul'da. Yani. Belirlenirse. Doğru. En başta İstanbul'da. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir Haftaya Bakış programının daha sonuna geldik. Gazeteci Ceyhun Bozkurt, dış politika uzmanı Doktor Alihan Limoncuoğlu, hukukçu Cem Kaya bizimleydi. Teşekkür ederim tekrar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.